Avrupa programı kapsamındaki yüz iklim, nötr ve akıllı şehir çağrısıyla alakalı bilgilendirme toplantısında sizlerle beraberiz. TÜBİTAK ve Türkiye Belediye Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştiğimiz bu organizasyonda çağrı kapsamında Türkiye'deki yerel yönetimlerimizi bilgilendirmeye gayret göstereceğiz. Ufuk Avrupa Programı bildiğiniz üzere Türkiye açısından en önemli programlardan bir tanesi. Avrupa Birliği tarafından dizayn edilmiş ve halihazırda uygulanan en büyük sivil inovasyon ve teknoloji programı. 95,5 milyar euro bütçeye sahip 2021-2027 döneminde uygulanacak bir program. Türkiye uzun bir dönemdir Ufuk Avrupa ve öncesindeki programlara zaten katılım sağlıyor. Dolayısıyla bu programın 2000'li yılların başından beri bir parçası. Nitekim şimdi 2021-2027 döneminde uygulanacak bu programa da 27 Ekim tarihi itibariyle yapmış olduğumuz anlaşmayla Türkiye fiilen katılmış durumda. Resmi olarak da bütün Avrupa ülkeleriyle eşit koşullarda bu programın yararlanıcısı. Tabii bizim açımızdan önemli çünkü Ufuk Avrupa programı yenilikçi teknolojilerin, inovasyonun konuşulduğu, görüşüldüğü bu açıdan bakıldığı zaman dünyanın en önemli programlarından bir tanesi. Tabii teknoloji hayatın her kurumunu, yenilik hayatın her kurumunu ilgilendiriyor. Sadece yeniliği üreten değil, dolayısıyla bunun Ar-Ge'sini yapan araştırma merkezlerini, araştırmacılarını, bilim insanlarını ilgilendirmiyor. Asıl bunu kullanan, uygulayan kuruluşları da çok yakından ilgilendiriyor. Bunların başında da tabii ki yerel yönetimlerimiz geliyor. Nitekim Ufuk Avrupa Programı'nın yeni dönemine baktığımızda bu yapı içerisinde yerel yönetimlerin özellikle AB'nin ortaya koyduğu yeşil mutabakatının adını verdiği yeni politikalara uyumu anlamında da birçok çağrı ve birçok proje imkanı barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de bizim misyonlar adını verdiğimiz bir program. Avrupa Birliği 5 temel öncelikli alanda Avrupa coğrafyasını geleceğe hazırlayabilmek adına misyonlar adı altında yani görev adı altında yeni bir program dizayn etmiş durumda Ufuk Avrupa'nın altında. Bunlardan bir tanesi de iklim nötr şehirler. Yani Green Deal'da yani Yeşil Mutabakat'ta Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu 2050 yılında sıfır karbon üreten bir kıta olma özelliğine sahip olabilmek adına şehirleri bu çerçevede hazırlayabilmek. Nitekim bu kapsamda da bu programın ilk çağrısı geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Bu çağrı kapsamında da Avrupa'da 100 yerel yönetim seçilecek ve bu 100 yerel yönetim iklim nötr olabilmek adına yani akıllı şehir uygulamalarını iyi uygulayan, benimseyen, Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu yeşil mutabakat hedeflerini uygulayacak ve bu anlamda da bu göreve talip olacak şehirler seçilecek bu program kapsamında. Aslında bu bir hibe desteği değil. Yani yerel yönetimlerimiz sürecini yanlış anlamasınlar. Yerel yönetimlerimize bu program kapsamında, bu çağrı kapsamında seçilecek olan 100 yerel yönetime bir hibe aktarılmayacak. Ama önümüzdeki dönemde sadece Ufuk Avrupa altından değil, ama Avrupa Birliği'nin birçok destek programı kapsamında yerel yönetimlere rehberlik yapılacak, yön gösterilecek, stratejilerin belirleyeceği destekler sağlanacak. Yani fikri destekler, belki bir anlamda belediyeleri, yerel yönetimleri bu süreci hazırlayabilecek destekler verilecek. Ve bu bilgi çerçevesinde de oluşturulacak olan bu stratejiler çerçevesinde de yerel yönetimlerimiz belki birçok fona daha kolay ulaşacak ya da birçok fona ulaşma anlamında da avantajlı hale gelecek. O yüzden bu 100 iklim nötr şehir arasına girebilmek Türkiye açısından çok önemli. Türkiye'deki yerel yönetimlerimiz açısından da çok önemli. Biz de bunu bildiğimizden dolayı bugün Türkiye'de Türkiye Belediye Birliği ile beraber Ufuk Avrupa programını koordine eden TÜBİTAK'la beraber yerel yönetimlerimize ulaşmak istedik. Bu programı en doğru, en ana hatlarıyla anlatarak yerel yönetimlerimizi hazırlamak istedik. Çünkü aslında bu bir niyet beyan çağrısı. Yani belediyelerimiz 31 Ocak'a kadar bir niyet beyan dolduracaklar. Ama öyle niyet beyan dediğiniz de az bir belge değil. Yaklaşık 80 sayfalık ciddi anlamda sizin yeşil mutabakatla, iklim değişikliğiyle
karbon nötr politikalarınızla kentinizi nasıl hazırlayacağınızı anlatmanız gereken, hangi politikaları benimsediniz, stratejilerinizde neler var, ne öngörüyorsunuz, bunları anlatmanız gereken bir doküman. Aslında bir nevi kentinizin orta vadeli projelerini, orta vadeli çalışmalarınızı anlatacaksınız ki Avrupa içerisinde bu 100 şehir arasına girebilin. Dediğim gibi bu 100 şehir arasına girebilmek önemli. Türkiye'den de ki yani bu mutlaka şehirlerimizin seçilecek şehirler arasından Türkiye'den de şehirlerimiz olmasını istiyoruz. Çünkü burada yapılacak olan her çalışma aslında diğer şehirlerimize yaygınlaştırabileceğimiz, bize de yol gösterebilecek, bize de bir anlamda rehberlik edecek bir çalışma olacak. O yüzden bizim için çok kıymetli, değerli. TÜBİTAK'tan arkadaşlarımız bugün detaylı bilgileri verecekler. Dolayısıyla bugünkü programımızın temeli buna oturuyor. Ama tabii biz hep şunu söylüyoruz. Avrupa Birliği fonlarına bütüncül bakmamız lazım. Türkiye'de şu anda AB mali yardım açısından 2021-2027 döneminin başlarında diğer bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi AB mali yardımının tamamı yenilendi. Nitekim Ufuk Avrupa programında inovasyon ve teknoloji açısından yenilenmiş yapısıyla şu anda karşımızda. Biz de bunun bir parçası olduk. Nitekim misyonlar adını verdiğimiz bu çalışmada bu yeni dönemin aslında yeni enstrümanlarından bir tanesi. Hep beraber etüt edeceğiz ve göreceğiz. Bugün o açıdan kıymetli ve değerli bir gün. Umarım belediyelerimiz açısından yararlı olur. Ama tabii yerel yönetimlerimiz bu süreç içerisinde sadece Ufuk Avrupa'ya değil, diğer bütün imkanlara da göz gezdirmeli, bakmalı. Bu alandaki bilgi dağarcığını ve birikimini artırmalı. Biz Türkiye Belediye Birliği ile el ele belediyelerimizde bu kapasitenin oluşması için birlikte çalışıyoruz. Çok da güzel çalışmalar da ortaya koyuyoruz. Birçok eğitimler, bilgilendirmeler, kongreler düzenliyoruz. O yüzden de Belediye Birliği ile önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaları da takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Sadece Ufuk Avrupa değil, diğer bütün birlik programları Erasmus gibi, Tek Pazar gibi ya da Dijital Avrupa gibi, Yaratıcı Avrupa gibi programları yerel yönetimimiz tarafından takip edilmesi önemli. Bir diğer önemli kaynak olan katılım öncesi mali yardım altındaki imkanların takip edilmesi önemli. Nitekim orada da yine Belediye Birliği'nin koordinasyonunda şehirleştirme çağrımız şu anda açık. 1 Mart'a kadar proje başvurularını alıyoruz. Onunla ilgili de bilgi günlerini düzenliyoruz. Bunların da bugüne kadar bunu duymamış olan belediyelerimizin takip etmesini ve şehirleştirme programı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmasını da onlardan rica ediyoruz. Ama bugün odağımız, bugünkü konumuz Ufuk Avrupa ve Ufuk Avrupa açısından da özellikle karbon nötr şehirler misyonu bu kapsamdaki bilgilendirmeyi hep beraber dinleyeceğiz. Umarım sizler açısından yararlı olur. 31 Ocak'a kadar önümüzde uzun bir süre var. Bu çerçevede bugünkü program sonucunda bu konuda çalışmayı planlayan belediyelerimiz önümüzdeki dönemde bu konularla ilgili soruları olduğu zaman da bizimle irtibat halinde olabilirler. Bizden kastım Belediye Birliği, TÜBİTAK ve AB Başkanlığı üçlü olarak biz bu desteği belediyelerimize vermeye devam edeceğiz. Lütfen iletişimde kalalım. Takıldığınız hususlarla lütfen bizleri bilgilendirin. En doğru, en kaliteli, en iyi şekilde, doğru bir şekilde yarışabilmek, iyi bir şekilde yarışabilmek adına da size her türlü bu süreç içerisinde desteği verelim. Buradaki tabii ki ana koordinatörümüz Türkiye Belediye Birliği. Onlara gelecek her türlü talep bizler tarafından da elimizden geldiğince karşılanacaktır diyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma bugün teşekkür ediyorum. 200'e yakın katılımcımız var Türkiye'nin dört bir tarafından. Onlara da ilgileri için teşekkür ediyorum. Umarım buradaki bütün gayretlerimiz sonucunda bu 100 şehir içerisinde de Türkiye'den bir veya birden fazla şehrimize yer bulabiliriz. Ve orada edindiğimiz tecrübeyi de bütün şehirlerimize hep beraber aktarabiliriz. Bizler açısından önemli bir yolculuk, önemli bir süreç. Avrupa Birliği gri yeşil mutabakat hedefini koydu. Türkiye bu hedefe uygun bir şekilde zaten hareket ediyor. Paris İklim Anlaşması imzalandı. Dolayısıyla yolumuz bir. Bu süreç içerisinde buradaki çalışmalar da bizim için çok değerli ve kıymetli olacak. Ben tekrar katılımcılara teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim Genel Müdürüm. Gerçekten çok kıymetli görüşler verdiniz bu kapsamda. Özellikle bu sinerji fon meselesi çok önümüze çıkacak önümüzdeki dönemde. Belediyelerin sadece tek kaynak değil, farklı kaynaklarla da bu ulusal olur, uluslararası olur, kredi mekanizmalı olur, sadece hibe de değil. Bu anlamda
çalışmalarımızı yapmamız gerekecek. Belediyelerimizin de bunları mutlaka düşünmesi gerekecek. Çok teşekkür ederim yeniden vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden ötürü. Şimdi sözü Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doçent Doktor Birol Ekici Bey'e veriyorum. Birol Bey, konuşmanız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Genel Müdürüm, TÜBİTAK temsilcileri ve belediyelerden katılan çok değerli katılımcılar. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konuştuğumuz konu iklim nötr iklim, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi. Ve sürdürülebilir kalkınma 1987 Brundtland raporundan bu yana dünyanın gündemini meşgul ediyor. Bizim en önemli hedeflerimiz arasında Birleşmiş Milletler'in küresel en önemli stratejilerinden birisini oluşturuyor. Çünkü daha önceki kalkınma modelleri fizyokratlardan Adam Smith'e, ondan Karl Marx'a kadar hepsi emek, sermaye ve toprakta toprağı sınırsız olarak kullanabilmeyi, havayı sınırsız olarak kullanabilmeyi, suyu sınırsız olarak kullanabilmeyi ve sınırsız üretim, sınırsız tüketimi öngörürken sürdürülebilir kalkınmayla birlikte bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını kaldırma imkanını ortadan kaldırmadan kalkınmayı benimseyen sürdürülebilir kalkınmaya geçilmiştir. Ve bu bugün iklim nötr, Paris İklim Anlaşması ve dünyanın daha birçok çevreyle ilgili kaygılarının geçenlerde düzenlenen COP26'nın 26.sı yapıldı. Bakın daha önce Türkiye'de de zannediyorum 22.sı yapılmıştı. Bütün aslında kaygılarımızın odağında çevremizi koruyarak, şehirlerimizi geliştirerek, insanların huzur ve refahını sağlayarak, güvenini sağlayarak, geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayarak nasıl kalkınabiliriz? Bugün bilgi ve ticaretin merkezi, kültürün, sanatın merkezi şehirler. Ve 1915 yılında Patrick Geddes'in Gelişen Şehirler adlı kitabından itibaren dünya şehri kavramı, ondan sonra da birçok şehir kavramı, işte enerji şehri, slow, yavaş şehirler, güçlü şehirler, güvenli şehirler, iklimi güvenli şehirler, ve şehirler birçok bugün her alanda kategorize edilmeye başlanmıştır. Kültür ve sanat şehri son zamanlarda en popüler şehirlerden birisi olmakla birlikte 21. yüzyılın başından itibaren bilim şehri de bugün artık Uzak Doğu'da, Avrupa'da ve Batı'da ve Uzak Doğu'da birçok akıllı şehir, daha şehir baştan kurulurken akıllı şehir olarak kurulan şehirler var. İstanbul'da bizim de TOKİ'nin bu amaçla kurduğu bir şehir var şimdi. Ve akıllı şehirler, ne için akıllı şehirler? İşte günümüzün problemlerine en iyi çözüm sunan, insan hayatını şehirlerde en çok kolaylaştıran şehirler bugün akıllı şehirler. Bir defa bütün bu gelişmelerden şunu görmemiz gerekiyor. Bir, dünya çok önemli bir sınavdan geçiyor. Bir pandemi var. Ne kadar geliştik de birbirimiz, hepimiz iyi olana kadar birbirimize muhtacız. Dünyanın her yerindeki iyi uygulamaları şehirlerimize kazandırmak zorundayız. Efendim, dünyanın diğer yerlerindeki akıllı şehir çözümlerini ülkemize kazandırıp insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak zorundayız. Bugün itibariyle yaklaşık 81 ilimize doğalgazı götürmüş durumdayız. Şehirlerimizin çevreleri ve iklimleri çok güzel. Biz gençlik yıllarımızda yaşadığımız yerlerde bazen hava kirliliklerine çok maruz kaldığımız çok önemli gelişmeleri elde ettik Türkiye'de ve dünyaya örnek uygulamalarımız var. Bugün dünyanın en kirli şehirlerine baktığımız zaman, dünyayı en çok kirleten şehirlere baktığımız zaman gerçekten bizim şehirlerimiz ilk 100 arasında yok. Bunların tamamının Uzak Doğu'da olması ve Hindistan'da, ilk onun özellikle Hindistan'da olması oralarda daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bir defa dünya iklimi toplu bir şekilde izlenebiliyor. Meteoroloji toplu bir şekilde izlenebiliyor. Şehirlerimizde güçlü bir yönetim oluşturduk. Biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak şehirciliğin gelişmesinden sorumluyuz. Özellikle 2000'li yıllardan sonra büyük şehir modelinin yaygınlaştırılması, şehirlerimize belediye kanunuyla, şehirlerimize daha çok yetki verilmesiyle birlikte aslında dünyada şu anda sürdürülebilir kalkınma ve iklim nötr
hedefini en iyi uygulayabilecek kapasiteleri oluşturduğumuza inanıyorum ve dünyaya örnek kapasiteler oluşturduk. Bugün büyük şehirler hem insan kaynağı kapasitesiyle hem mali kapasiteleriyle hem de bilgi birikimleriyle birlikte gerçekten sürdürülebilir kalkınmayı en iyi özellikle toplu ulaşımda, çevrenin korunmasında, havanın korunmasında, suyun korunmasında, efendim içme suyunun kalitesinin arttırılması konularında, konutların daha enerji tasarruflu yapılmaları konusunda dünyadaki bütün gelişmeleri takip ettiğimizi ve ilim Çin'de bile olsa alırız hadisi şerifi çerçevesinde şehirlerimizin dünyanın her yerindeki gelişmeleri takip ettiğini gerçekten sevinerek söyleyebiliyorum, gurur duyarak söyleyebiliyorum. İnşallah Paris İklim Anlaşması'nı da imzalamış ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı kurmuş bir bakanlık olarak önümüzdeki dönemde daha güzel çalışmaları birlikte imza atarız. Bir defa bu sıfır atık programını çok önemsiyorum. Bu sıfır atık Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde geliştirilen sıfır atık uygulamasıyla bir defa atıklarımızın %13'ünü dönüştürürken bir yıl gibi, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede %19'unu dönüştürmeye başladık. Önümüzdeki dönemde bugün en çok atıklarını dönüştüren ülke Almanya zannediyorum %46'sını dönüştürebiliyor. Daha ileri hedefleri Türk halkıyla, milletimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. TÜBİTAK'la bu programda işbirliği yapmaktan gerçekten onur duyuyorum. Bizim daha önce hem MAM'la hem de TÜBİTAK Başkanlığı'yla birçok alanda işbirliklerimiz var. Özellikle bu enerji çok yoğun tüketilen içme suyunun şehirlerde sağlanması konusunda, efendim atıkların geri dönüştürülmesi konusunda ve kanalizasyon sistemlerinin arıtmaların daha efektif kullanılması, daha etkili çalıştırılması konularında birçok çalışmamız oldu. Önümüzdeki dönemde de bu işbirliklerinin devam etmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Bir defa TÜBİTAK'ı tebrik ediyorum. Bizim çocukluğumuzda yoktu ama ben içinizde epey kıdemliyim. Şu anda bilim şehirlerini kuruyorlar. Daha önce biliyorsunuz, az önce söyledim. Kültür, sanat, ekonomisi güçlü, ticaretin merkezi şehirler olurken 2000'li yıllardan sonra bilim şehirleri kurulmaya başladı. Biz de gururla ilki Konya'da kuruldu zannediyorum. Orada bir bilim merkezi kuruldu. Kendisi gezdim de. Bugün birçok şehrimizde bilim merkezleri var. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışırken biliyorum bilim fuarları yapıyor ve bilimin ülkemizde gelişmesi için çok etkili çalışmalar yürütüyor TÜBİTAK. Bu işbirliklerimizi geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten akademi dünyası içinde bulunduğumuz yüzyılı şehirlerin yüzyılı olarak gösteriyor ve dün de konuşmamda paylaştım. Bu COP26'da gelişmiş ülkelerin liderlerinin her birisinin sorumluluğu Birleşmiş Milletler Strateji Planı'nda da biliyorsunuz dünyayı temizleyeceksek bu yerelden alınacak tedbirlerle temiz olabilecek. Şehirler temiz olacak ki dünyamız temiz olacak. Herkes evinin önünü temiz tutacak ki dünya temiz olacak. Dolayısıyla gerçekten bizim ülkemizde şu anda mahalli çevre kurulları, kendim de daha önce mahalli çevre kurulunda çalışmış birisi olarak mahalli çevre kurulları şehrin kirlenmesine izin vermezse çok etkili aksiyonlar alabileceğini, çok etkili sonuçlar elde edebileceğini biliyorum. Mahalli çevre kurullarını etkili bir şekilde çalıştırmalıyız. TÜBİTAK'tan bu konuda, TÜBİTAK'la zaten her zaman işbirliği yapıyoruz. İşbirliklerimizi geliştirmeliyiz. Ve şunu söylemek istiyorum. İklim değişikliği eylem planlarımızı tüm şehirlerimize TÜBİTAK'la birlikte yaymamız gerektiğine inanıyorum. Şu anda zannediyorum 10 şehrimizde 16. Evet, 16 şehrimizde iklim eylem planımız yapılmış durumda ve şunu biliyorum, şunu da söyleyerek sözlerime son vereceğim. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hazırladığı iklim uyum eylem planında sorumluluk yine aynı Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi yerel yönetimlere, belediyelere verilmiş durumdadır. Uyum eylem planında ben saydım. 121 kez eylemlerde belediyelere görev veriliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. TÜBİTAK'la birlikte daha çok çalışacağız. 700 bin belediye personelini daha iyi eğiteceğiz. Daha çok farkındalık yaratacağız. Daha çok kapasite yaratacağız. Ve Avrupa'nın
en iyi iklim nötr şehirlerini birlikte oluşturacağız. Bu duygu ve düşüncelerle katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Projemizin milletimize, ülkemize, halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Genel Sekreterim Birol Bey, nazik sözlerinizden ötürü çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu belirtmiş olduğunuz konu Avrupa Komisyonu tarafından belediyeler nezdinde, şehirler nezdinde bu iklim eylem planları ele alınmadıkça 2050 hedeflerinin, karbon nötr hedeflerinin tutturulmayacağı teyit edildi. Yani bu iş şehir, mahalle ölçeğinde ilerlenmesi gerektiği aslında komisyon tarafından teyit edilmesi nedeniyle bu kapsamda bu günkü çağrıyı konuşuyoruz. Bu nedenle yeniden iletmiş olduğunuz ve TÜBİTAK'a yapmış olduğunuz işbirliklerinizden ötürü yeniden çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde Ufuk Avrupa özelinde misyonlar çağrıları 2027 yılına kadar devam edecek ve bu kapsamda işbirliklerimizi daha çok yapmak için elimizden geleni yapmaya hazırız Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı olarak. Yeniden çok teşekkür ederim. Şimdi sözü TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Müdürlüğü'nün altında yer alan Ulusal Koordinasyon Ofisi'nden sorumlu Serhat Melik Bey'i bırakmak istiyorum. Bizim bu kapsamda Ufuk Avrupa Programı kapsamında ne gibi sorumluluklarımız olduğu, misyonlar kapsamında neler yapabileceğimiz hususunda bilgiler verecektir. Teşekkür ederim. Serhat Bey. Teşekkür ederim Fahri Bey, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Genel Sekreterim ve değerli katılımcılar. İsmim Serhat Melik. Ben de Çağrı Bey'in belirttiği gibi TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı Ulusal İrtibat Noktaları Koordinatörü ve aynı zamanda Küme 5 yani İklim, Enerji ve Mobility Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapmaktayım. Öncelikle ben de Avrupa Birliği Başkanlığımıza ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne hem bu etkinliğe göstermiş oldukları kıymetli katkı ve destekleri için hem de az önce belirttikleri konuşmalardaki ifadeleri, ilgileri, alakaları için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sizlerin de değerli katılımları için müteşekkiriz. Etkinliğimize tekrar hoş geldiniz. Şehirler aslında Avrupa Birliği çerçeve programları nazarında her zaman önem verilen yani Ar-Ge ve yenilik projelerinin çıktılarının uygulanabildiği, bu projelerin etki ölçeğini büyüten, geliştiren bir nevi doğal laboratuvarlar olarak görülmektedirler. Bir önceki çerçeve programı olan Ufuk 2020'de de aslında şehirlerimiz, yerel yönetimlerimiz farklı tematik alanlarda farklı ve çok sayıda projeleri dahil olarak Ar-Ge ve yenilik odaklı desteklerden yararlanmışlardı. 2020 programı 2020 yılı itibariyle sona erdi ve yeni program olan Ufuk Avrupa başlatıldı. Ülkemizde 27 Ekim 2021 tarihinde Ufuk Avrupa programına katılım anlaşmasını imzaladı ve bu anlaşma aslında Kasım ayı içerisinde resmi olarak yürürlüğe girdi. Biz de aslında şehirlerimizin, yerel yönetimlerimizin Ufuk Avrupa programından gene azami ölçüde yararlanmasını umuyor ve bu kapsamda bugün olduğu gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. Sayın Genel Müdürüm'ün belirttiği gibi Ufuk Avrupa programında daha önceki çerçeve programlarından farklı olarak şehirleri ilgilendiren çağrılarla birlikte aslında misyon dediğimiz yeni yapılar oluşturuldu. Burada aslında misyondan kasıt çağımızın, insanlığın karşı karşıya olduğu büyük zorluklara yönelik hem farkındalığın arttırılması hem de bu sorunlara Ar-Ge yenilik ekosistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alarak çözümler geliştirilmesi ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi hedeflenmekte. 5 tane misyon tanımlandı ilk etapta. Bunlar arasında örneğin toprak sağlığı ve gıda bulunmakta, sağlıklı okyanuslar, denizler, kıyı ve iç sular, iklim değişikliğine uyum ve kanser de misyonlar arasında yer almakta. Bunlardan bir tanesi de doğrudan şehirlerimizi, yerel yönetimlerimizi ilgilendiren iklim nötr ve akıllı şehirler misyonu. Bu misyonun aslında çok temel amaçlarından bir tanesi de 30 yılına kadar en az 100 iklim nötr ve akıllı şehir uygulamasının hayata geçirilmesi. Bu Avrupa'da ve aslında bizim gibi ülkemiz gibi Ufuk Avrupa programına taraf olan ülkelerde olması ve şehirlerin deney ve yenilik merkezleri olarak hareket etmesinin sağlanması yer almakta. Aslında mevcut tabloda bu bütüncül ve ekosistemi merkeze alan yaklaşımın da uygulanması önemli hale gelmiş vaziyette. Örneğin iklim değişikliğine neden olan başta sera gazı salınımı gibi olumsuz etkilerin azaltılması için yeni teknolojilere ama sadece teknolojilere de değil yeni davranış biçimlerine ve bu yeniliklerin
toplum ile buluştuğu çözümlere büyük ihtiyaç duyuluyor. İşte kısaca artık şehirler misyonu dediğimiz ve bugün detaylarını paylaşacağımız misyon kapsamında açılacak çağrılarda ise Türkiye'den yerel yönetimlerin, kamu ve kurum ve kuruluşlarının ve belki ilgili diğer kurum kuruluşların daha aktif şekilde yer almasına bu nedenle faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Bu misyon altında açılan niyet beyanı çağrısı Ocak 2022 itibariyle kapanacak ve bu çağrı kapsamında şehirlerin 2030 yılına kadar iklim açısından karbonsuz olma yolundaki niyetlerini beyan etmeleri ve bu iklim nötrlüğü ilişki mevcut durumlarına, devam eden çalışmalarına ve gelecek planları hakkında bilgi sunmaları beklenecek. Buna dair detayları birazdan ilgili sunumlarda göreceğiz. Ben de burada sözlerime son verirken bu niyet beyanı çağrısına başvuracak olan yerel yönetimlerimize başarılar diler, tüm katılımcılarımıza saygılar sunarım. Teşekkürler. Serhat Bey çok teşekkür ederim kıymetli konuşmanızdan ötürü. Şimdi uygun görürseniz kıymetli genel sekreterim ve kıymetli genel müdürümün başka yorum ve görüşleri varsa tabii ki şu anda paylaşabilirler. Eğer yoksa biz sunumlarımıza başlayıp daha sonrasında da Demir Enerji'den Baha Bey ile etkinliğimize devam ediyor olacağız. Bu sürede öncelikle chatbox kısmında kurum ve kuruluşlarınız isimlerini belirttiğiniz için çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler. Bunlar bizler için önemli. Sonrasında sizlerle iletişime geçmek istiyoruz. Biz bu etkinlikten sonrasında bu kapsamda Q&A kısmında da sorularınız olursa iletebilirseniz bu webinar tool olması sebebiyle ses ve erişim katılımcıların ses verme yetkisi yok. Ama eğer bu sorularınızı sesli olarak dile getirmek istiyorsanız lütfen raised hand opsiyonu var aşağıda göreceksiniz. Oradan onu gördükten sonra biz de uygun zamanda sizlere söz hakkı vermiş olacağız. Şimdi uygun görürseniz sunumuma başlıyorum bu kapsamda. Ekranımı büyük ekran yapıyorum. Ve bir daha sanırsam büyük gözüküyor şu anda değil mi? Oldu değil mi? Heh, süper. Herkese merhabalar yeniden. Bugün sizlere iklim nötr ve akıllı şehirler misyonu ile ilgili genel bilgilendirmede bulunacağım. Adım Çağrı Yıldırım. TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Müdürlüğü'nde Küme 5 İklim Enerji ve Mobilite Ulaşım Ulusal İrtibat Noktası olarak çalışmaktayım. Şimdi öncelikli olarak bizim jenerik sunumlarımızdan bir tanesi bu. Bugünkü bahsettiğimiz misyon aslında Avrupa Birliği Çerçeve Programları nezdinde oluşturulmuş bir misyondur. Ve burada biz Avrupa Birliği Çerçeve Programları hakkında konuşuyoruz. Avrupa Birliği Çerçeve Programları nedir? Dünyanın en büyük sivil bütçeli, sivil Ar-Ge yenilik programıdır. Burada bilimsel araştırma, teknolojik geliştirme ve inovasyon faaliyetleri desteklenmektedir. Ve bu program 1984 yılından bu yana devam etmektedir. Bu program nasıl aslında, nasıl oluşturuldu? Şöyle aklınıza getirmeniz gerekir. Avrupa Birliği ülkeleri 84 yılında bir araya gelerek havuz ortamında, havuza para aktararak ortak faaliyet gösterme kararı aldılar. Bunu alma sebepleri de tek başlarına Amerika Birleşik Devletleri gibi o zamanlar Japonya'yla yarışamayacakları Ar-Ge inovasyonunda güçleri birleştirme kapsamında ortak şekilde ilerleme kararı alınmıştı. Ve bu minvalde 84 yılından bu yana ilk program 3.3 milyon avro ile başlayıp bugün 95,5 milyar avroya kadar ulaşmış büyük bir bütçeli program haline gelmiştir. Türkiye olarak biz bu programa 6. çerçeve programında yani 2002 yılında dahil olduk ve bu 6. çerçeve programından bu yana da asosiye ülke statüsünde tam üye statüsü bir nevi aslında hiçbir farkı yok devam etmekteyiz. Ve bugün 4. program olan yani bizim devam ettiğimiz katılımımızdan sonra 4. olan Ufuk Avrupa programında bizler tam üye asosiye olarak devam etmekteyiz faaliyetlerimize. Şimdi bu program çok detaylarına girmeden misyona direkt geçiş yapacağım ama öncelikle şeyi belirtmek isterim. Burada 3 tane bir bileşen desteklenmektedir. Yani Avrupa Birliği'nin öncelikli 3 alanı bulunmaktadır. 1. Avrupa'yı bilimsel, teknolojik yönden güçlendirmek. 2. Avrupa'nın yenilikçilik kapasitesini, rekabetçiliğini, istihdamını yükseltmek. 3. Toplumsal sorunlara cevap vermek, sosyal ekonomik sürdürülebilirliği kılmak. Yani Avrupa Birliği bu 3 bileşen 3 hedef doğrultusunda
bu Ufuk Avrupa programı altındaki çağrıları yayınlamaktadır ve bu kapsamda destekler vermektedir. Gördüğünüz gibi %52'lik bir bütçe küresel sorunlar ve endüstriyel rekabete ayrılmaktadır. Bu %52'lik kısım aslında bir nevi iklimle mücadele ile ilgili çağrılara destek olmaktadır. Bunların detaylarına gireceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma planı bulunmaktadır. Kalkınma hedefleri bulunmaktadır. Ve bu kalkınma hedefleri 17 tanedir. Ve bu 17 tanesinin amacı dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmek ve yaşanabilir hale getirmek. Bu kapsamda bunların en büyük ayrılan kısmı aslında iklim değişikliği. Çağımızın aslında önümüzdeki en büyük tehdit iklim değişikliği. Ve bu kapsamda komisyon Ufuk Avrupa programının yaklaşık %35'lik bütçesini iklim değişikliğine ayırmıştır. Buradan hareketle Ufuk 2020 programıydı bir önceki programımız. Şimdi bugün Ufuk Avrupa programıyla konuşuyoruz. Sayın Bülent Bey bahsettiğinde misyonun yeni bir program olduğunu söylemişti. Evet, Ufuk 2020 programında misyon diye bir oluşum yoktu. Bunun sebebi aslında şöyle, Avrupa Birliği aslında birçok proje desteklediğini ama bu projelerin büyük hedefleri, etkileri, ölçülebilir etkileri toplum tarafından görünmediği için ben daha büyük hedefler koyarak 2030 sonuna kadar mesela 100 tane Avrupa şehrini iklim nötr haline getireceğim diyor. Bu bir misyon. Misyonun anlamı aslında bu. Ve bu kapsamda 5 tane misyon belirlemiştir. Bunun dışında KOBİ'leri daha yenilikçilik uygulamaları destekleyecek Avrupa Yenilik Konseyi oluşturulmuştur. Farklı olarak uluslararası katılımları arttırmaya yönelik, yani Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'da, Avustralya'dan katılımlar arttırmaya yönelik, onların üçüncü taraf ülkelerin katılımını arttırmaya yönelik olanaklar sağlanmıştır. Şimdi misyonlara geçmek isterim. Bugünkü misyon, odaklanacağımız misyon iklim nötr ve akıllı şehirler ama başta da söylediğimiz gibi 5 tane misyon bulunmaktadır. Bunlar neler? 1. İklim değişikliğine uyum ve toplumsal değişim. 2. Kanserle mücadele. 3. Sağlıklı denizler, okyanuslar ve doğal sular. 4. İklim nötr ve akıllı şehirler. 5. Sürdürülebilir gıda için toprak sağlığı. Şimdi ben bugün sadece sizlere bu 5 misyondan iklim nötr ve akıllı şehirler özelinde bilgi vermeye çalışacağım. İklim nötr nedir? Akıllı şehirler nedir? Bunları iklim nötrden ne anlamalıyız? Bugün aslında iklim nötr kısmında benden sonra sunum yapacak Baha Bey sizlere bu kavramın Avrupa Birliği'nin karşılığının ne olduğunu çok açmaya çalışacağız. Çünkü bu kavram ilk defa Ufuk Avrupa programı ile beraber önümüze getirilmiştir. Yani bunu anlamak ve buna göre ilerlemek. Türkiye uzun süredir akıllı şehirler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz bulunmaktadır bildiğiniz gibi akıllı şehir dönüşümlerine yönelik ama iklim nötr yeni bir kavram. Bugün bunları açmaya çalışacağız. Şimdi bu misyonun ana amacı, ilk amacı bir 2030 yılına kadar diyor Avrupa'da Türkiye'yi de içeren, asosiye ülkeleri de içeren, kimler asosiye ülkeler bunu söylemek isterim. Türkiye asosiye ülke olarak şu anda yer almaktadır. Bunun dışında Ukrayna asosiye ülke olarak dahil olmuştur. Batı Balkan ülkelerinin birçoğu asosiye ülke olarak yer almıştır. Yani bu ülkelerin hepsini Avrupa kategorisinde düşünelim. Bir yerde Avrupa geçiyorsa Türkiye bu programda yer aldığı için Avrupa olarak geçer. Yani İngilizcesini okuduğunuzda 100 European Cities diyor ama orada Türkiye'nin herhangi bir ili ve ilçesi de akıllı şehir ve nötr şehir uygulaması yapılabilir demek. Bunu açıklamak isterim öncelikle. Şimdi bu misyonun amacı 2030 yılına kadar en az 100 Avrupa şehrinde iklim nötr ve akıllı şehir uygulamasını gerçekleştirmek. Yani 2030 yılına kadar 100 Avrupa şehrini iklim nötr yapmak hedefi var. İkincisi, 2050 yılına kadar tüm Avrupa şehirlerini iklim açısından nötr olacak bir konuma getirmek için bu şehirlerin bilgi çoğaltıcısı diyelim ya da Living Lab dediğimiz yaşayan deney merkezleri olacak şekilde bu hareket etmesini sağlamak. Avrupa Birliği diyor ki ben Green Deal, çok duymuşsunuzdur. Son bir yıldır her şey Green Deal ile ilgili. Green Deal ne aslında? Yeşil mutabakat. 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr haline getireceğim diyor. Yani karbon olmayacak, karbon ayak izimiz olmayacak bu kıtada diyor. Çok büyük bir hedef. Ve
Bu amaçla da Avrupa'daki bütün şehirleri 2050 yılında karbon nötr yapmak çok büyük bir hedef. Ve bunu bu kapsamda da ben destekler sağlayacağım diyor Avrupa Komisyonu. Şimdi burada fark ne? Daha önceden Avrupa Birliği Ufuk 2020 programında akıllı şehir projeleri destekledi. Hatta Türkiye'den başarılı projelerimiz de vardı. Az önce ben gördüm liste akarken Antalya'dan Beçap projesi vardı mesela. O desteklenen Ufuk 2020 akıllı şehir projesiydi. Örneklerden bir tanesi. Yani Türkiye'den belediyelerimiz aslında Ufuk 2020 programında belediyelerin faydalandığı desteklerden yararlanmıştı. Ama burada artık daha değişik bir konsept var. Daha zorlayıcı ama daha da hedef odaklı. Şimdi burada şehirlerin ihtiyaçlarına göre talep odaklı bir yenilikçi süreç olması. Kentsel iklim eylemleri kapsamında. Sektörler arasında araştırma yenilik eylemleri yolunda sistematik değişim. Yerel, bölgesel, ulusal ve AB arasındaki bağları sağlamak. Yani ben diyor bu misyon sayesinde yereli, bölgeseli ve ulusal ve Avrupa Birliği nezdindeki bütün seviyeleri bir araya getirmek. Büyük ölçekte finansman ve finansmana erişim desteği sağlanması. Şimdi iklim nötrü biz açıklamaya çalışacağız ama siz de günün sonunda göreceksiniz ki bunu gerçekleştirmek için büyük bütçelere ihtiyaç var. Avrupa Komisyonu da diyor ki ben bu bütçelere erişiminizi sağlayacak ortam hazırlıyorum size bu misyon sağlığınızı. Bugün bunları açıklamaya çalışacağız. Misyonun tasarımı ve uygulamasında yer alan vatandaşların dahili. Yani son bütün müttesebatları okuyun, Avrupa Birliği'ndeki tüm yasal oluşumları okuyun, vatandaşların katılımı. Yani artık merkezi kısımdan değil, mümkün mertebe bütün vatandaşların sesinin duyurulacağı, vatandaşların görüşüne göre o oluşumların yapılması ve onların katılımının sağlanması. Bu beklenen oluşumlardan bir tanesi. Şimdi iklim nötr nedir? Ben çok basit geçeceğim. Sonrasında Baha Bey daha detaylı girecek. İklim nötr nedir? Yani iklim kavramların birçok anlamı var. Akıllı şehri açın. Akıllı şehir kimi yer için sadece enerji odağındadır. Kimisi için sadece ICT, bilgi iletişim teknolojileri içindir. Akıllı şehir kimisi için sadece LED sistemlerin uygulanmasıdır. Yani çeşitli, envai çeşit kavram vardır. Ama komisyon burada bir tane açıklama demiş iklim nötrle ilgili. İklim nötr esas olarak emisyonları azaltarak, yeşil teknolojilere yatırım yaparak ve doğal çevreyi koruyarak, geliştirilerek ya da gerçekleştirilecek net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak anlamı. Yani net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak. Yani bu sadece karbondioksit değil. Bunun içinde işte metan var, daha da havayı kirleten gazlar var. Bunların hepsini sıfıra indirmek. Yani bir yer, bölge, İklim nötr demek için oranın net sıfır sera gazına ulaşması gerekmektedir. Bunu belirtmek isterim. Bu kapsamda aşağıda yer alan sektör ve alanlarda emisyonların azaltılması bekleniyor. 1. Tüm bina ve tesislerde, bunlar apartmanlar, iş hanları, kamu binaları, kaynaklanan fosil yakıt tabanlı emisyonların azaltılması. Şehrin tüm sınırları içerisindeki tüm ulaşım araçlarından kaynaklanan emisyonların azaltılması. Elektrik ve bölgesel ısıtma soğutma sistemleri tüketiminden kaynaklanan emisyonların azaltılması ve hatta şehrin dışından geliyorsa termik santralden bunun azaltılmasına yönelik trade-off olarak neler yapacaksınız? Bunu da göstermeniz bekleniyor. Şehir sınırları içerisinde oluşan atıklardan kaynaklanan emisyonlar, tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımları dahil arazi kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanan emisyonlar, endüstrideki kimyasal süreçlerden kaynaklanan emisyonların azaltılması bu kapsamlara girmektedir. Şimdi misyon büyük bir bileşen aslında, dev bir yapı oluşturdu. Ve bu gördüğünüz yaklaşık 7 tane bileşenden oluşmakta. Ama bugün öncelikli olarak birkaç tanesine odaklanacağız sizlerle. Ve daha sonrasında bu yıl içerisinde birçok misyon üzerinde etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunların bütün hepsini kapsamaya çalışacağız. Bir, misyonun en önemli bileşenlerinden bir tanesi iklim şehri sözleşmeleri. Artık Climate City Contract kavramı getirildi komisyon tarafından. Siz eğer bir belediye olarak misyon altında bir
finansmana erişim almak istiyorsanız bir kere ilk önce sizin onaylanmış iklim şehir sözleşmesi hazırlamanız gerekiyor. Bugün size iklim şehir sözleşmesinde onu açıklamaya çalışacağım. İkincisi misyon platformu. Bu misyonun uygulaması, işlemesine yardımcı olacak bir platform oluşturdu. Bu platformun amacı nasıl size destek olabilir? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Üçüncüsü, bugün ifade edeceğim, çok kısa ama daha sonrasında Ocak ayında buna yönelik bilgi günleri yapacağız. Araştırma ve geliştirme aksiyonları. Bu kapsamda nasıl hibe fonları var, onları anlatmaya çalışacağız. Şimdi iklim şehir sözleşmeleri, bu nedir? Şimdi bu döneme kadar sürdürülebilir enerji aksiyon planları, iklim eylem planları, sürdürülebilir iklim planları, sürdürülebilir ulaşım planları, Horizon boyunca bu planlar vardı. Ve bu Community of Mayors kapsamında Belediyeler Birliği'nin Avrupa nezdindeki onaylı dokümanlarla aslında Horizon'da birçok projenin prerequisite diyelim. Yani koşuluydu. Şimdi diyor ki sen misyon kapsamından faydalanmak istiyorsan misyonun gerekli finansmanları ve destekleri kapsamında ben senin iklim şehir sözleşmesi hazırlamanı istiyorum diyor. Bu kapsamda her katılımcı şehrin yani bu bugünkü bahsettiğimiz ilgi formuna birazdan gireceğiz. İlgi formu iletmek isteyen şehirlerin ilgi formu ilettikten sonra onaylandıktan sonra onaylanırsa hepsinden beklenen şey iklim şehir sözleşmesi hazırlaması. Yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte bu sözleşmeler sadece komisyona ve ulusal bölgesel makamları değil, aynı zamanda onların vatandaşlarına da açık ve oldukça görünür bir siyasi taahhüt, bir taahhüt söz konusu olacak burada. Sözleşmelerin belediye başkanı veya eşit seviyedeki siyasi temsilciler tarafından Avrupa Komisyonu'nun tanıklığında imzalanması gerekiyor. Yani yüksek bir commitment aslında. Ve bu sözleşmeler şehirlerin 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmasına yönelik planlar yapması ve yatırım planlarını içermesi beklenmektedir. İklim şehir sözleşmeleri misyon platformunun yardımıyla, yani misyon platformu bahsetmiştim ya az önce. Misyon platformu burada devreye giriyor. Yani siz tek başınıza iklim şehir sözleşmesi hazırlamayacaksınız. Burada misyon platformu gelecek. Hadi bakalım sizin şehirdeki şeyler, koşullar neler? Siz nereden karbon emisyonu azaltabilirsiniz? Buna yönelik aslında bir teknik destek sağlayacak bir mekanizma. Ama burada vatandaşların ve paydaşların da katılımı olması gerekiyor. Bir iklim şehir sözleşmesi hazırlarken aslında kaç tane bileşen bulunmakta? Bunları bahsetmeye çalışacağım kısaca. İklim şehir sözleşmesini açtığınızda şu an aslında bugün siz başvuru yaptıktan sonra ilgi formuna bir yıl sonraki süreci aktarıyorum. Ama yine de aklınızda bir iklim şehir sözleşmesi var ya hazırlanırken neler olması gerekiyor bunu canlandırmak isterim. Bir, yönetişim şekilleriyle ilgili. Yani burada artık daha çok vatandaşın katılımını sağlayacak, onların söz hakkını koyacak bir ortam oluşturacağınızı göstermeniz gerekiyor. İklim şehir sözleşmesi kapsamında emisyonları azaltacağınızı gösterecek ve bu kapsamda nasıl bir finansman modeli geliştireceğinizi belirtmeniz gerekiyor. Nereden nasıl kaynaklar bulacaksınız? İyi bir yerden mi alacaksınız? Ulusal kaynak mı kullanılacak? Finansman mı, kredi mi? Bunlar gibi. 3. Entegre kentsel planlama. Yani artık bugün az önce Serhat Bey de söylemişti. Bizler hangi alanın ulusal irtibat noktasıyız? İklim, enerji, mobilite. Bunlar aslında geçmişte tek tek alanlardı. Artık bunlar entegre. Bunlar ayrılamaz alanlar. Yani siz bir iklimle ilgili bir çalışma yapacaksınız. Ulaşımı da koymak zorundasınız. Enerjiyi de koymak zorundasınız. Bunlarla entegre düşünmeniz gerekiyor. Entegre amaçlar koymanız gerekiyor. 4. Dijital teknolojiler. Vazgeçilmezimiz. Biliyorsunuz artık tüm evlerdeki sistemler akıllı sayaçlardan tutun. Evde kullandığınız akıllı ürünlere kadar ICT sistemleri kullanmakta. Merkezi, veri kullanımı artık çağımızın vazgeçilmez olayı. Ve bunları kullanacak ve bunları kullanarak daha verimli
hale getirilmesine yönelik planlamalar yapmanız ve son olarak inovasyon yönetimini ayarlamanız gerekecek. Hangi teknolojiler, hangi inovatif fikirleri uygulayacaksınız? Bu gibi bilgileri içermeniz gerekiyor. Yani bir iklim şehir sözleşmesini hazırlarken bu bileşenler olmak zorunda. Misyon platformu ne? Belki bir kısmınız farkındadır. Geçtiğimiz yıl Temmuz, bu yıl 2020 yılının Temmuz'unda Green Deal çağrısı açılmıştı. 1 milyar avroluk Ufuk Avrupa programı, Ufuk 2020 programı altında 1 milyar avroluk bir çağrıydı. Bu çağrı altında bir tane çağrı vardı. Şehirlerin platformunun kurulmasına yönelikti. Yani çağrı 1.2, belki ezberi hatırlayan varsa, belediyelerle ilgili olan bir çağrıydı. O çağrının amacı şehirlere yönelik bir platform oluşturulsun. Bu platform gelecekte misyona hizmet etsin. Ve o günkü platform, o çağrıda desteklenen platform aslında misyon platformuydu. Bugün misyon platformu kuruldu. Net Zero Cities isimli akronimli proje tarafından koordinasyonu yapılmaktadır. Lütfen bugünkü sizlerden isteyeceğim ilk şey, istirham ederim, netzerocities.eu adresine girin ve orada sayfayı göreceksiniz. O sayfada o projenin ilk sayfası var. Daha proje başlamadı. Ya proje başladı resmi olarak ama sayfa resmi olarak function değil ve misyon, yani platform resmi olarak çalışmıyor. Ama orada şeyi göreceksiniz. Ben bu platformdaki, koordinasyondaki bütün bilgileri almak istiyorum. Newsletter'a lütfen kayıt olun. Ve böylece bu misyon altındaki bütün eğitimler, misyon altında çıkacak destekler, misyon altında çıkacak işte çağrılar, hepsinin bilgilerini şimdiden önden alma imkanı elde edebilirsiniz. Bunu lütfen önden söyle belirtmek isterim. Misyon platformunun amacı, az önceki bahsettiğim gibi iklim şehir sözleşmelerinde mutlaka vatandaşların, paydaşların, yetkililerin bir araya gelerek oluşturulduğunu sağlamak aslında. Ve bu konuda sizlere yardımcı olmak. Şehirlere özel yatırım planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak. Ve aslında bu 1.2 çağrısını okuyan ve bu çağrının içeriğini okuyan, bu misyon platformu altında başka bir çağrı çıkacak ama bu çağrı sadece bugün bu niyet beyanını dolduran belediyelerin ve onaylanan belediyelerin girebileceği ARGE pilotları ve uygulamaları çağrısı olacak. Bu kapsamda 30 tane şehirde ARGE pilotları ve uygulamaları desteği olacaktır. Eğer siz niyet beyanınız yoksa ve onaylanmadıysa bu çağrıdan yararlanmayacaksınız. Bu tamamen kapalı bir close club olacak. Yani bugünkü niyet beyanının en önemli şeyi, mesajı şu: 30 tane bölgede yapılacak uygulamadan yararlanmak istiyorsanız bu niyet beyanınızı doldurmak zorundasınız. Niyet beyanı doldurmazsanız ocak dışısınız maalesef. Yani bugünkü mesajım bu. Fonlama ve finansman. Burada başka bir bileşen. Şimdi az önce demiştim ya, siz başvuramazsınız. Ufuk Avrupa altında misyon çağrıları altındaki başlıklara başvurmak için hiçbir şekilde niyet beyanı doldurmak zorunda değilsiniz. Ve burada 2021-2023 yılları arasındaki 359 milyon avroluk fon fırsatından siz yararlanabilirsiniz niyet beyanı doldurmasanız da. Yani ikisi ayrı şey. Onu belirtmek istiyorum. Ama siz niyet beyanı doldurursanız ve niyet beyanı kapsamında sizin Climate City kontraktınız onaylanırsa size Mission Label verecek. Bu Mission Label ne demek biliyor musunuz? Benim, bakın, ben Mission Label'ım var. Bir kere prestijli bir şey. Ama şu şunu demek: siz bir EBR diye bir kredi derecelendirme, kredi kuruluşuna gittiğinizde özel bankaya, evet bu şehir misyon tarafından label almış ve fon alabilir. Yani hiçbir şekilde aslında ona kaynakların önünü açmak. Buradaki önemli mesele şu, açık olmak isterim. Biz Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için bazı fonlara erişimimiz olmayacak. Yani bunlar neler? Bölgesel fonlar var, structural fonds'lar ya da cohesion fonds'lar. Bunlar tamamen AB ülkelerine açık olan fonlar. Bunlara erişemeyiz.
Ama Sayın Bülent Özcan'ın da bahsettiği gibi İPA fonlarımız mevcut, başka fonlarımız mevcut. Bu fonlarda kapıyı açma imkanı elde edebiliriz. Bu kapsamda bu mission label aslında dediğim gibi sizin belediyenizin köşesinde duracak bir yıldız gibi yani fon kapısını açmak için bir yol olacak. Onu söylemek isterim. Şimdi ilgi formu çağrısına geçmek istiyorum. Yani bahsettiğim gibi bugünkü konumuz aslında ilgi formu çağrısı. Nedir bu ilgi formu çağrısı? Komisyon bu kapsamdaki ilk bilgilendirmesini şehirler için bilgi kiti yayınladı. Yani aslında bizim Horizon Europe programı 2021 Ocak ayında başladı ama süreç müzakerelerden tutun, Avrupa Birliği'ndeki işte COVID-19'dan sebebiyle süreç biraz gecikti. Misyon konusu, misyonların nasıl işleyeceği konusu açıkçası Ekim'in başına kadar hiçbir şey belli değildi. Komisyon 29 Ekim'de sonunda bir kit yayınladı. Şehirler için bilgi kiti. Bugün sizlerden isteyeceğim ikinci şey şu. Lütfen bu bilgi kitini okuyun. Bu bilgi kiti nedir? Sizin Ufuk Avrupa misyon, iklim nötr ve akıllı şehirler misyonundaki fon fırsatlarından nasıl yararlanabileceğinizi tane tane açıklıyor. Yaklaşık 120 sayfalık bir doküman. Ve bu dokümanda aslında bütün sorularınıza yönelik cevaplar da bulunuyor. Bu dokümanın olduğu sayfada bir de şeyi göreceksiniz. Çok sık sorulan sorular. O doküman da çok faydalı. Yani bazı sorular vardır. Siz kafanız netleşmemiştir. Aslında komisyon o soruların hepsinin cevabını da orada vermiştir. Aşağıdaki linkte tıklayarak bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda komisyon ilk etkinliğini, İklim Nötr Akıllı Şehirler Misyonu etkinliğini 1 Ekim 2021 tarihinde yaptı. Ve bu YouTube üzerinden bu videoya ulaşabilirsiniz. Daha fazla detay almak için. Daha sonrasında ilgi formu dokümanını, ilgi formu çağrısı ile ilgili ilk eğitimlerini gerçekleştirdi. 30 Kasım 2021'de. İkinci etkinliğinde ise ilgi formu özelinde şehirler misyonunda mevcut politikalar, misyonun uzun vadeli amaçlarıyla ilgili ve son olarak finans, yönetişim, ortaklıklar, kapasite ile ilgili. Yani ilgi formu ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün sorular, bir ilgi beyanı, az önce genel müdürümüz bahsetti, ilgi beyanı ama 80 sayfalık bir şey. Bütün o teknik sorularla ilgili soruların cevapları bu videolarda var aslında. Tane tane dokümanın sayfasını açıyor, orada dolduruyor aslında komisyondaki. Şurada şunları yapmanız gerekiyor. Yani belediyelerin bunları doldurmaların zor olduğu Avrupa Komisyonu tarafından da biliniyor bu kapsamda ama mümkün mertebe işleri kolaylaştırmak için bu tool'ları halka yani bütün topluma açıktır ve ulaşabilirsiniz. Şimdi ilgi formu çağrısı Ocak'ta kapanacak. 31 Ocak tarihinde, 31 Ocak 2022 tarihinde kapanacak. Bu tarihe kadar başvuruların yapılması bekleniyor. Mart 2022'de bu başvuru yapan şehirlerin seçilmesi ve onaylanması planlanmakta ve 2022'nin ortalarına doğru da bu seçilen şehirlerle climate contract, city contract çalışmalarının başlaması hedeflenmekte. Burada başvuruda neler dikkat edilmesi gerekiyor? Onları açıklamaya çalışacağım. Bazı kriterler var. Ama Türkiye için sorun teşkil edecek kriterler değil. Şu nedenle 1. 50 binden fazla nüfusa sahip belediyelerin başvurması bekleniyor kesinlikle. 100 binden fazla nüfuslu şehirlerin katılımı özellikle teşvik ediliyor. Bu özellikle kimler için engelleyici faktör? Avrupa'da nüfus sayısı düşük ülkeler için bir kısmı için özel conditionlar konulmuş. O ülkelerin listesini görebilirsiniz. O ülkeler 10 bin nüfuslu yerler için de başvuruyu yapabilirler. Ama Türkiye burada yok. O nedenle o detaydaki bilgiyi de sizlerle paylaşmıyorum şimdi. Burada bir uygunluk kriterimiz şu. Şehrin büyüklüğü ve tipolojisi. Yani sizin şehriniz nüfus ve büyüklük bakımından uygun mu? İkincisi, değerlendirilirken kapsayıcılık. Yani dokümanda şunu göreceksiniz. Info kiti okuduğunuzda komisyon diyor ki
Avrupa'nın mümkün mertebe her ülkesinden şehir seçmeye çalışacağım diyor. Her bölgenin temsil edilmesine çalışacağım diyor. Bu bizim için iyi bir haber. Yani gidip de Fransa'dan 50 tane şehri desteklemeyeceğim diyor. Yani mümkün mertebe bu işin yayılmasını istiyorum diyor. Yani bu nedenle en azından Türkiye'den bir şehrin ya da iki şehrin artık ne kadar olursa seçilmesi için aslında bir pozitif ayrımcılık var. Bu mesajı veriyor. Her ülke ve iklim bölgesinin temsilinin yapılması. Bu güzel haber. Büyük şehirlerin katılımı özellikle teşvik ediliyor. Çünkü en büyük emisyon salımı buralardan olmakta. Emisyonun azaltılması buralarda gerekmekte. Büyük şehirlerin katılımı teşvik edilmekte. Üçüncüsü, başvuruda istenen ve görülmesi gereken şehirlerin gerçekten iklim nötr olma isteklerini açıkça belirtmesi. Yani iklim nötr olma kolay bir şey değil ve çok masraflı ve çok baş ağrıtıcı bir şey. Ama yapılması gereken bir şey. Geleceğimiz ve gelecekteki çevre ve bunu geçtim. Gelecekte biliyorsunuz Green Deal çerçevesinde Avrupa Birliği artık karbonunu yüksek olan ülkelerden ticaret yaparsam eğer karbon vergisi alacağım diyor. Yani ekonomik anlamda da zorluklar çıkaracak bir duruma doğru gidiyoruz. Bu nedenle belediyelerin gerçekten iklim nötr olma isteğini olduğunu göstermesi gerekiyor başvuruda. Bu hedef tüm şehirler için geçerlidir. Misyonu katılmakla ilgilendiğini ifade eden bir şehir, tüm şehri iklim açısından nötr olmaya yönelik ortak aksiyon. Yani amaç şu, siz bir belediye olarak yer alıyorsunuz ama belediyenin içerisinde farklı belediyeler var, farklı ilçe belediyeleri var. Belki siyasi nedenlerle, belki başka teknik ya da ekonomik nedenlerle beraber çalışamayabilirsiniz. Diyor ki, ortak hareket etmenizi istiyorum diyor. Eğer ortak hareket edemeyecekseniz de diyor, exclusiveness koşulu var. Info kiti okuyun lütfen. 2030 yılına kadar okey. Beraber tamam birkaç bölgeyi dışarı çıkarabilirsin. Ama 2030 yılından sonra bu bölgeleri de dahil edecek şekilde nasıl iklim nötr olacağını beni ikna etmen gerekiyor diyor. Böyle bir durum söz konusu. Çeşitlilik şehirler misyonu tarafından takip edilen diğer bir şey. Şimdi şöyle, İskandinav ülkeleri fersah fersah Güney Avrupa ülkelerinin önünde şu anda bu konuda. İklim nötr olma konusunda. Yani çağrıyı açanları okuduğunuzda aslında bu iş sadece İskandinav ülkelere yarıyor eleştirisi yapıldı. Çünkü adamlar uzun yıllardır bu alanlarda yatırımlarını yaptılar ve hazırlar. Burada şöyle bir şey var. Ben diyor çeşitliliğe dikkat edeceğim diyor. Tamam, burada çok farklı başlangıç noktalarına sahip şehirleri de bir araya getirmek istiyorum diyor. İlerlemiş şehirler olmayacak, advanced'ler olmayacak sadece diyor. Daha temelinde olan şehirleri de almak istiyorum diyor. Böylece diyor ben bu bilgiyi yaymak istiyorum diyor. Ve bunu göz önüne alacağım diyor. Yani bu da önemli bir şey. Yani bu da avantajlı bir şey. Kuzey ülkelerine karşı en azından. Şimdi ilgi formunu değerlendirilirken göz önüne alacak kıstaslar nelerdir? Yani siz ilgi formunu dolduruyorsunuz. Şimdi gözünüzün önüne birçok madde gelecek. Burada neler dikkat etmeniz gerekiyor? Bir kere şehirlerde iklim nötrlüğüne ulaşma iradesiyle taahhütlerini onaylamaları gerekiyor. Yani burada amaç şey, sizin belediye başkanınızın mektubu var mı burada? Yani bu sadece belediyenizdeki bir uzmanın gönderdiği bir doküman olmaz diyor. Yani gerçekten yüksek iradeli bir teyidin olduğunu göstereceğim diyor. Konsey kararı da olabilir diyor. Yani sizin nasıl yönetildiğinize bağlı, kararlar nasıl alınıyor? Ama Türkiye'deki genel model belediye başkanlarının nezdinde oluyor. Ya da konsey kararı. Bunları sizler daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Bu dokümanlar olacak diyor başvuruda. Resmi dokümanlar. İki, şehrin iklim nötr olmasına yönelik vizyonunuz ve planlarınız neler? Sizin geçmişten iklim eylem planlarınız varsa ulusal veya uluslararası onaylı bunları koyun diyor. İngilizce. Sürdürülebilir enerji aksiyon planınız varsa koyun diyor. Sürdürülebilir ulaşım planınız varsa koyun diyor. Ama bunlar diyor bir koşul değil diyor. Ama bunları koyarsanız ben sizin vizyonunuzun ve planınızın ne olduğunu
daha iyi anlarım diyor. Bu başvurunuzu güçlendirecek şeylerden bir tanesi. Güncel emisyon oranlarınızı belirtin. Bu çok şey değil yani, kesin işte binalarda şu kadar emisyon çıkıyor, ulaşımda şu kadar değil. Yani sizden çok teknik bir çalışma beklemiyor. Zaten diyor ben Climate City Contract hazırlarken sizinle beraber diyor bunları belirleyeceğiz diyor. Ama en azından ne kadar totalde bir emisyon oranınız var şehirde, temsil ettiğiniz bölgede bunu belirtin diyor. SEAP-SECAP'ı sizlere bahsetmiştim, inisiyatif ve planlar. Temel politikalarınız neler? Enerji, ulaşım, atık, su yönetimi gibi konularda sizin nasıl bir planınız var? Politikalarınız neler? Bunları anlatmanız. Ne kadarlık bir RES üretimi var? RES'ten kastım şey, yenilenebilir enerji üretimi var bölgenizde. Ya da tüketimi var. Dijitalleşmeyle ilgili neler yapıyorsunuz? Bunları anlatmanız bekleniyor. Vatandaşların katılımı ile ilgili ne yapıyorsunuz? Ortaklıklar. Bunları lütfen detaylıca açıklayın. Daha çok vatandaşın siyasi değil ama bu en azından karar alma süreçlerinde neler yaptığınızı belirtmeniz gerekiyor. Yani bir ilgi formunu başvururken bunların geleceğini lütfen hazırlıklı olun şimdiden. Ama bir an önce de başlayın. Az zaman kaldı. Bir aydan az zaman. Yani bir ay kadar bir zamanınız kaldı aslında. Yatırım ihtiyaçlarınız ve stratejiniz ne? Siz iklim nötr olmak için nasıl bir yatırıma ihtiyacınız var? Yani burada bir yatırım planı onaylanmış ya da profesyonel hazırlanmış bir plan değil. Ama öngörülen yatırım. Benim şu kadarlık aslında bu dönüşümü sağlamak için yatırıma ihtiyacım var demeniz gerekiyor. Öngörülen. Yönetişim ve kapasite. Siz belediye olarak, başkan olarak vizyoner birisi olabilirsiniz. Ve bu işi yapmak isteyebilirsiniz. Ama idari yapınız uygun değildir. Yani bu idari yapıyı nasıl uygun hale getirebilirsiniz? Ya da idari yapınız aslında çok uygun. Bunu avantaj olarak sunabilir. Benim akıllı şehirler daire ofisim var. Ya da ARGE birimlerim var. Bunları bahsetmeniz. Sinerji veya şu kadar kişi İngilizce biliyor mesela. Yani İngilizce büyük bir dil bariyeri maalesef bizim ülkemiz için. Yani çoğu İngilizce konuşmayan ülkeler içinde. Ama maalesef bu program İngilizce. Ve yatırım fonlarının hepsi de İngilizce başvuruyla yapılıyor. Yani bu anlamda bunları belirtmeniz ve bu vizyonu göstermeniz gerekiyor. Sinerji ve yatay alanlara yönelik neler var? Hava kirliliği, enerji yoksulluğu da dahil olmak üzere şehirler misyonu kapsamıyla bağlantılı belirli alanlarda potansiyel sinerjileri belirlemeniz. Olası işbirlikleri göstermeniz. Sizin iklim nötr olmanız yolunda ne gibi engeller var, riskler var? Ne gibi yardımlar sizin önünüzü açabilir? Bunları belirtmeniz gerekiyor. Misyon şehri olmanın faydaları. Tamam, yani biraz detaylı bir başvuru ve gözünüzü korkutmak da istemem açıkçası. Ama gerçekten günün sonunda bu iş sizin ne gibi faydaları var? Bunu da söylemek isterim. Bir, bedavaya teknik assistance alacaksınız. Yani belediyeye özel tavsiyeler ve yardım alacaksınız misyon platformu tarafından. Sizlerle birebir çalışacaklar. Climate City kontraktınızı hazırlayacaklar. Oturacaklar bununla ilgili neler yapacağınızı ve bunu uygulamayla ilgili nasıl destek olunacaklarını gösterecekler. Bu çok önemli. İki, misyon etiketi. Misyon etiketi kapsamında ek finansmanlar alma ve finansman fırsatlarının kilidini açma imkanı elde edeceksiniz. Bence en önemlisi bu. Ama burada dediğim gibi bizim TÜBİTAK olarak ya da diğer kıymetli kurumlarımızın üzerine düşen bir görev var. Ve bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacağız sonrasında. Yani bizim de fonlama imkanlarını açmamız gerekecek size. Yani hangi fonlardan yararlanabilirsiniz? Bunu göstermemiz gerekecek. 3. Araştırma ve inovasyon. Misyon altında açılan çağrılara dediğim gibi bu ilgi formuna başvurmasanız da girebiliyorsunuz. Ama siz İlgi formuna başvurarak bir ağa giriyorsunuz aslında. Güçlü bir network'e giriyorsunuz. O network'le beraber misyon altındaki çağrılara da başvurma imkanı elde edebileceksiniz. Ulusal koordinasyon ağı aracılığıyla destek. Şöyle, işte ben TÜBİTAK'ta çalışıyorum, işte Serhat Bey var, benimle beraber Hanife Hanım, İpek Hanım. Bizler burada ulusal koordinasyon ofisiyiz. Burada misyon platformu bize gelecek ve diyecek ki, siz ülkenizde
bütün uzmanları bir araya getirin. Bakanlığınız dahil olmak üzere, TÜBİTAK dahil olmak üzere bir ofis oluşturun ve bunlara mümkün mertebe yardım etmeye çalışın. İdari temsilcileri bir araya getirecek çalışmalar olacak. Bunlarla ilgili sizlere destek sağlanması amaçlanacak. Önemli şeylerden bir tanesi de aslında şu, Bülent Bey bahsetti, twinning yapılıyor, işte şehir eşleştirme faaliyetleri var. Ve Türkiye'de İPA sayesinde bu fırsatlar yapılıyor. Ama burada da amaç bir nevi şehirleri bir araya getirerek deneyim paylaşımını yapmak ve işbirliği fırsatlarının yaratılması. Burada da bu kapsamda faaliyetler gerçekleştirilecek. Bu platformu üye olursanız bunlara girme imkanı. Ve son olarak dediğim gibi siz misyon etiketi aldığınızda sizin şehrin ne kadar vizyoner olduğu ve bu alanda ne kadar yatırım yapacağını gösteren bayağı prestijli bir iş olacak. Bunu da söylemek isterim. Şimdi Ufuk Avrupa programı altında niyet beyanı doldurmasanız da dahil olabileceğiniz çağrı başlıkları var. Ve bu çağrı başlıkları 11 Ocak tarihinde açılacak, 2022 tarihinde. Bugün bunların detaylarına girmeyeceğim. Önümüzdeki ay mutlaka bununla ilgili biz zaten bilgilendirme günleri yapacağız. Ama şunu belirtmek isterim. Gerçekten şehirlerimizin demo sahası olarak faydalanabileceği başlıklar mevcut ve yüksek bütçeli. 15-20 milyon avroluk konsorsiyum başına fon alabileceği başlıklar mevcut olacaklar. Bu kapsamda 2021-2 yılı içerisinde 5 tane çağrımız açılacak. Mutlaka bu çağrıların detayları ile ilgili takipte olmanızı rica ediyoruz. Burada kurallar aynı. Kurallarımız neydi? Bir, başvurular Funding and Tender sayfasında. Ufuk 2020, Ufuk Avrupa programındaki kurallar neyse misyon çağrılarında da aynısı geçerli. Konsorsiyumun nasıl olması gerekiyor? Yani tek bir ortak olarak başvuramıyorsunuz. Burada en az bir AB üyesi ülkesi ve artı iki tane, ister AB olsun ister asosiye ülke olsun, üç ortaklı bir konsorsiyum kurmanız gerekiyor. Ve bu konsorsiyumların üye, asosiye veya düşük orta düzey gelirli ülkeler kapsamında ortaklardan oluşabilir. Yani şöyle demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ortak alırsanız o fondan yararlanmaz ama projede kendi öz kaynağıyla yer alabilir. Ama düşük orta düzey gelirli ülkeler komisyonun aneks dokümanlarını açın. Orada görürsünüz hangi ülkeler bu statüde. Orta Asya ülkeleri mesela. Türkiye Cumhuriyetlerimiz. Bunlar orta düzey gelirli ülkeler statüsünde. Siz onları ortak olarak sokarsınız ama neden soktuğunuzu da tabii ki proje teklifi içerisinde göstermeniz gerekir gerekçeleriyle. Fondan yararlanabilir. Burada aynı finansman koşulları geçerli. ARGE ve yenilik için %100 fonlama. Yani ARGE ve yenilik çağrılarında. Şimdi burada bizim RIA çağrılarımız yok. Ama İA çağrılarımız var. Innovation Action olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Burada belediyeler %100'e kadar fonlamadan yararlanabiliyor. Kar amacı güden kuruluşlar ise %70. Sadece böyle bir farkımız var. Ama araştırma kuruluşları, STK'lar, kamu kuruluşları, belediyeler, yerel yönetimler %100 fonlamaya kadar yararlanabilmekte. Önümüzdeki dönem Ocak ayında bu kapsamda komisyon tarafından bilgi günü olacak. Misyonlara yönelik 2 günlük bilgi günleri var. Bugün sizden isteyeceğim 3. şey şu. Lütfen bu etkinliğin aşağıda gördüğünüz o linke tıklayarak belki bookmark yaparsınız ya da bir yerde kaydedersiniz. Daha etkinlik kayıtları açılmadı ama 18-19 Ocak tarihlerinde misyonlara yönelik komisyonda resmi bilgi günü olacağını lütfen hatırlamanızı rica ediyorum. Bizim TÜBİTAK olarak faydalanıcısı olduğumuz Turkey in Horizon 2020 ikinci faz projesi kapsamında yürüttüğümüz bir teknik destek projemiz var. Bu kapsamda da biz proje pazar etkinliği yapacağız. Yani Türkiye'deki belediyeleri, araştırma kuruluşları, sanayi kuruluşları hepsini bir araya getirerek Avrupa'daki ortaklarla bir araya getirerek konsorsiyum kurmalarına yardımcı olmaya yönelik online proje pazarı yapmayı planlıyoruz. Bunun için de Şubat 2022 tarihinde planlamalarımızı yapmaktayız.
Bunun için lütfen bizim ulusal web sayfamızı takip ediniz. Burada bütün etkinliğin resmi duyurularını yapıyor olacağız. Son olarak Ufuk Avrupa web sayfamızı takip etmenizi öneririz. Ufuk Avrupa web sayfamızda bütün etkinlik duyurularımızı, açılan çağrı detayları hepsini buradan paylaşmaktayız. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sık sık gözünüzden kaçan etkinlikler varsa eğer ya da gerekli bilgiler varsa buradan duyurmaya çalışıyoruz. Bu alanın uluslararası irtibat noktaları olarak yani bu misyon özelinde Serhat Melik Bey, Hanife Hanım ve İpek Hanım'la beraber çalışmaktayım. Bizlere her zaman iletişim numaralarından ve şu mail adresinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanızdan ötürü sağ olun. Şimdi sözümü Baha Bey'e aktaracağım. Soru ve cevapları en sonunda topluca vermeye çalışalım. Böylece daha Çağrı Bey, Baha Bey sözü bırakmadan önce ben küçük bir ekleme yapıp ondan sonra sizlerden izin isteyeceğim. Buyurun, öncelikle Bülent sunumunuz için çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Yerel yönetimlerimizde bu geniş perspektifi görebilme imkanına sahip oldular. Sadece bu misyonlar kapsamında değil, aynı zamanda Ufuk Avrupa altında da tamamlayıcı çağrıların olduğunu gördüler. Dolayısıyla Ocak ayından itibaren takip edebilecekleri ve konsorsiyumlar içinde yer alarak dahil olabilecekleri başka çağrıların da olduğunu gördüler ki bunlar sadece bir kısmı. Sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki dönemde çok çok daha büyük farklı imkanlar yerel yönetimlerimizi Ufuk Avrupa altında bekliyor olacak. Aynı zamanda da Yeşil Gelecek adıyla duyurduğumuz bu şehirleşme programıyla da bu tarz çalışmalarını birleştirebileceklerini, dolayısıyla bu tarz programlara hazırlık yapabilmek adına da projeler geliştirebileceklerini de söylediniz. Bu AB fonlarına bütüncül yaklaşım anlamında da çok önemli. Dolayısıyla Ufuk Avrupa'ya hazırlık, Ufuk Avrupa altındaki çalışmaları destekleyebilecek nitelikte projeler de elbette şehirleşme altında olabilir. Bu da çok değerliydi. Önümüzdeki dönemdeki bilgi günleri dahil olmak üzere eğitimler ve diğer konular hakkında da bilgi verdiniz. Umarım yerel yönetimlerdeki arkadaşlar bu çerçevede iyi takip etmişlerdir. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Bu işler biraz zor. İnsan bilmediği zor gelir. Ama işin içine girdiğiniz zaman öğreniyorsunuz. O yüzden de yerel yönetimlerimizin cesaretli olmasını rica ediyoruz. Bu işlere bir şekilde bir yerinden başlamak lazım. Bizim de bu içinde bulunduğumuz 2021-2027 döneminde özellikle yerel yönetimler perspektifinde Ufuk Avrupa'ya olan ilgiyi ve Türkiye'nin özellikle yerel yönetimler düzeyinde daha fazla projeyle Ufuk Avrupa içinde olmasını temin etmemiz gerekiyor. Bu da hepimizin hedefi zaten. O yüzden bu tarz bilgilendirme toplantıları da önümüzdeki zamanlarda çok olacak. O yüzden katılımcılarımızın önümüzdeki dönemdeki çalışmaları da takip etmelerini rica ediyorum. Bence çok güzel bir sunum oldu. Eminim bugün dinleyen arkadaşlarımız birçok not almıştır. Bundan sonraki süreçte de 18-19 Ocak'taki toplantı çok önemli. Avrupa Birliği'nin yaptığı bir bilgilendirme toplantısı. Onu da izleyelim. Sonrasında da kurumların ihtiyaç duyduğu konularda, teknik yardım olan hususlarda da hep beraber yine destek olmaya gayret gösterelim. Bizim için önemli olan bugünkü katılımcı arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu konuları bizlere iletmeleri. Bunun için de Türkiye Belediye Birliği'ni iletişim noktası olarak belirlememiz önemli. Çünkü ayrı ayrı herkes bir yerlere ulaşırsa bu sefer birleştirebilmemiz çok kolay olmuyor. O yüzden bu işe niyet gösteren ve bu niyet beyanı dolduracak olan belediyelerimizin teknik yardıma ihtiyaç oldukları takdirde belediye birliğine ulaşması önemli. Sonrasında bizler yine buna benzer organizasyonlarla belki birebir veya grup destekleriyle onlara yardımcı olmaya da çalışacağız. Ben yine çok teşekkür ederim. Ayrılmak zorundayım. Şöyle bir küçük ekleme yapıp belediyelerimizin o anlamda teşvik etmek adına küçük bir söz almak istedim. Programı bozmadan tekrar sözü size bırakayım. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Bülent Bey. Sağ olun. İlgi ve alakanızdan ötürü, kıymetli katkılarınızdan ötürü. Sağ olun yeniden. Baha Bey, burada mısınız? Evet buradayım. Tamam. Ben buradayım. Şimdi ekran paylaşmaya çalışıyorum. Tamamdır. Ben sizleri tanıtayım. Baha Bey, Demir Enerji firmasında çalışıyor. Kendileri Horizon 2020 programında sağ olsunlar çok belediyelerimize ve bizlere destek oldular geçtiğimiz dönemde. Ve bu dönemde de, Ufuk Avrupa döneminde de kendilerine den yardım alacağımızı inanıyoruz. Ve sizlerin de mutlaka bu kıymetli fikirlerinden faydalanmanızı rica ediyoruz. Baha Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olun yeniden. Çağrı, biz teşekkür ederiz. Her şeyden önce TÜBİTAK'a bu davet için teşekkür ederiz. Yani deneyimimizi
değer verdiği için teşekkür ederiz. Bunun bizim için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu da söylemeliyim tabii ki. Şimdi bu deneyimin neden oluştuğunu çok kısa anlattıktan sonra bu yeni misyonlar ve arka taraftaki kavramlar buraya nasıl geldiğiyle ilgili AB'nin birkaç bir şey söylemek istiyorum. Daha çok belki de soru cevaplarla ilerlemekte ya da en fazla oradan bilgi edinmek imkan olabilir. Biz aslında küçük bir danışmanlık şirketiyiz ama projelere doğrudan doğruya giriyoruz. Bunlar bizim Avrupa Birliği projelerimiz. Yeni çerçeveden beri özellikle kent projelerinin içindeyiz. Burada gördüğünüz 9 projenin 3'ü hariç diğerlerinin hepsi akıllı kent projesidir. Bütçeler birbirinden çok farklı tabii ama toplam 143 milyon euroluk proje bütçesi var burada. Bunun yaklaşık 22 milyonu Türkiye bütçeleri. Yani Türkiye'deki ortakların bütçeleri bizim de dahil. Çoğunlukla biz belediyelerin elinden tutarak bu ya da destekleyerek bu projelere giriyoruz. Çoğu belediyeleri de nereden tanıdığımızı size söyleyeyim. Biz çok uzun zamandır Türkiye'de belediyelerle orta uzun vadeli enerji arkasından da iklim uyum planları yaptık. Türkiye'de şu anda 35 imzacı var sanırım o civarda. Hepsi raporlarını teslim etmiş durumda değil ama bunların çok önemli bir kısmı şu sağda gördüğünüz şehirlerin hepsiyle biz çalıştık. Bu da bizde çok ciddi bir deneyim sağladı. Hem ekipleri tanıdık hem Türkiye'yi tanıdık. Türkiye'nin sınırlarını ve olanaklarını, fırsatları görmüş olduk. Dolayısıyla bu deneyimi çok değerli buluyoruz. Avrupa Birliği projeleri içinde buradan yürümek bize çok büyük bir avantaj sağladı diyeyim Demir Enerji olarak. Yaklaşık 10-20 şehre varmışız enerji ve iklim uyum planlarında. Dolayısıyla bu da bize geniş bir havuz veriyor sonradan birlikte çalışabilmek için. Şimdi esas konuya geleyim. Bir kere Çağrı'ya çok teşekkür ederim. Çok kapsamlı ve kapsayıcı bir sunum yaptı. Hatta o kadar çok şey anlattık. Yani bir sunumda bunu içselleştirmek, öğrenmek mümkün değil ama yeteri kadar referans ve link de var orada. Dolayısıyla daha ilerletmek isteyenler için çok sayıda referans mevcut. Şimdi burada iki ana hedefi var. Bu 100 iklim nötr ve akıllı kent çağrısının. Tabii Avrupa Birliği buralara damdan düşmedi. Yaklaşık 1970'lerden beri yani 5. ve 6. çerçevelerden beri kent deneyi dediğimiz ya da işte deneysel kent projelerini hayata geçiriyor. Burada birinci ana hedef kentleri deney mekanı olarak kullanmak. Bu dediğim gibi Avrupa'nın yabancısı olduğu bir konu değil. Ve burada işte Çağrı'nın da söylediği gibi Living Lab dedikleri kent laboratuvarları önemli bir yol açtı. Yani sizin normalde yapamayacağınız şeyleri kentte gerçek hayat koşulları arasında yapabilmenize olanak sağlayan düzenler bunlar. Tabii en önemli hedef 100 adet iklim nötr ve akıllı kent. Şimdi bunlardan akıllı kent kavramını pek çok şekilde yorumlamak mümkün. Çağrı da yine söyledi. Hani bayağı gevşek ve esnek tanımlar var akıllı kentle ilgili. Ölçülmeleri bir o kadar zor. Tabii ki ölçüm metrikleri var ama iklim nötr öyle değil. İklim nötr çok net bir kavram. Biraz sonra daha iyi açıklamaya çalışacağım. Ve rakamlarla yani iklim nötr dediğiniz zaman çok belirli bir gelişmeyi kastediyorsunuz. Şimdi buraya nasıl geldi abi ona da kısaca değinmek istiyorum. Çünkü önemli konçertolardan, interreglerden yani bunlara aşina olanlar bilir. Avrupa Birliği neredeyse 20-25 senedir kentleri akıllandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, çevre dostu yapmak bunların belki kavramları ve ne diyeyim anahtar kelimeleri değişmiş olabilir ama hepsi aslında benzer şeylerle gitti, hedeflerle gitti. Ve temelde bunların hepsinde kent planlamaya enerjiyi entegre etmek gibi bir ana fikir vardı arka tarafta. Yani kent planlama yani fiziksel planlaması kentin bir enerji entegrasyonuna ne kadar el verir? Tabii burada çok ülkeden ülkeye, şehirden şehire çok farklı, çok değişik örneklerle karşılaşmak mümkün. Ama buradaki kilit şeylerden bir tanesi, programlardan bir tanesi Covenant of Mayors diye adlandırdığımız başkanlar sözleşmesi. Bu zaten misyon metinlerinde de hatta Çağrı'nın sunumlarında da gördüğünüz gibi hani ana yere yerleşmiş durumda. Onun da nedeni
aslında çok açık. Bakın başkanlar sözleşmesi biraz şöyle, bir kentin envanteri, azaltım stratejileri, bir kentin salımları nasıl ölçülebilir vesaire gibi, bundan hani 10-15 sene önce biraz böyle esnekliği olan kavramlar aslında başkanlar sözleşmesi dediğimiz taahhütlerle aslında içtihat oluşturdu diyebilirim. Yani orada yapılan, orada kullanılan metotlar, orada yapılan hesaplamalar bu açıdan içtihat oluşturdu ve şu anda 10 binin üzerinde yerel yönetim başkanlar sözleşmesinin tarafı. Türkiye'nin de demin söyledim 35'e yakın imzacı var. Ama buradaki hesaplama yöntemleri, buradaki kategorileştirme, sınıflama, işte neyi dışarıda bırakacağınız, neyi bırakmayacağınız tartışmaları büyük ölçüde bir kentin ve bölgesini ve çevresinin sera gazı salımları nelerden oluşur, hangi sınıflar buna dahildir, hangileri değildir, metotlar nedir hesaplamak için, bunu büyük ölçüde belirleyen ana şey oldu, damar oldu diyebilirim. Ve şey dedi, misyonda da zaten eskiden biliyorsunuz Sürdürülebilir Enerji Eylem Planları'ydı. 2015 Paris'te birlikte bunun üzerine bir de iklim uyum modülü geldi. SEAP oldu, SECAP. Dolayısıyla SECAP'lar şu anda neredeyse bir pasaport niteliğinde Avrupa Birliği projelerine katılım için. Yine çağrıyı refere edeceğim. Öyle, yani kesinlikle öyle. Avrupa Birliği bir şehrin projelere katılabilmesi için kendisine bu şekilde bakmış olması, bu tür planlar geliştirme olmasını bir ön koşul olarak kabul ediyor çoğunlukla. Yine misyonlarda da aslında iklim nötr ve akıllı kent kavramlarının arkasında bu ana damar dediğim SEAP, SECAP süreçlerinin metotları ve hesaplama yöntemleri yatıyor. Burada gene çerçeve sözleşmelerinde yaklaşık 7. çerçeve sözleşmesinden beri devam eden bir akıllı kent kavramı vardı. Bu da zaman içinde genişledi, giderek bütün salım kaynaklarına dahil eder hale geldi. Yani mesela ulaşım 7. çerçevede dahil değilken 8. de dahil oldu. Dolayısıyla bu Smart Cities and Communities dediğimiz SCC kategorisindeki projelerde, ki Türkiye'ye buradan yaklaşık işte 7 tane proje sokmuşuz. Yani 3 tanesi eğer yeşil altyapıyı da sayarsak uygulamacı şehir, geri kalanları izleyici, ama temelde bu Türkiye'deki şehirlerin yabancısı olduğu bir süreç değil. Yani bunlar çok önemli okullar aslında, öğrenme fırsatları, Avrupa Birliği projeleri. Dolayısıyla SEAP, SECAP dediğimiz süreçlerin de burada çok önemli bir rol olduğunu tekrarlamak isterim. Şimdi bakın, burada AB içindeki şehirler, demin de söyledim, yani buraya damdan düşmüyorlar. 20 senedir bu işin hesabını, kitabını yapıyorlar. Nasıl azaltacakları konusunda, hangi kalemlerde kolay azaltma yöntemleri olabilir, fırsatlar olabilir, nereler zordur. Kuzey ülkeleri buralarda çok şanslı. Şimdi şurada gördüğünüz ilk 3 şehir zaten hani kuzeyden sayılır. Buradaki temel avantaj şeyden geliyor. Yani kentin ısıtmasını belki 50 senedir, 60 senedir merkezi ısıtmayla yapıyor kuzey şehirleri biliyorsunuz. Dolayısıyla yani binalarda tüketilen enerjinin yarısına yakınını zaten merkezi ısıtmayla yapıyorlar. Bunu yakıt değişimi yaptığınız anda, yani biyo kütleyi değiştirdiğiniz anda çok ciddi bir avantaj elde ediyorsunuz. Kentsel enerjinin nötralize edilmesi ya da salımların nötralize edilmesi açısından. Ama buradaki listede de gördüğünüz gibi Avrupa şehirleri aslında bundan 10 sene öncesinden itibaren 90 yıllarındaki hesaplarına göre 2020, 2025, 2050, hatta karbon nötr hedefleri verenler de var. İşte Danimarka ile İsveç, ama %80 var Hamburg'da falan. Yani demek istediğim, bu mesele çok yeni değil. Yani %100 karbon nötr şehir, yani şurada bile en azından bir 4-5 tanesini saymak mümkün. Tabii bunlar büyük şehirler çoğunlukla. Küçüldükçe aslında avantajları da artıyor şehirler bakımından. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi KOM taahhütleri dedim. Yani Başkanlar Sözleşmesi'nin taahhütleri. Burada yeteri kadar şehir bunu Türkiye'de yaptı. Dolayısıyla bu konuda söyleyecek çok lafımız olabilir. Ama bir ayrıma dikkat çekmek isterim. Türkiye'deki kentleşme dinamikleriyle Avrupa'da gördüğümüz dinamikler arasında ciddi bir fark var. Nedir bu fark? Türkiye evet kentleşen nüfus oranları açısından çok yüksek oranlara ulaştı. Ama hala Türkiye'de kentler büyüyor. Yani 10 senede %3, %5 nüfus artışları
çok şey değil yani, sıradan rakamlar. Hatta bizim genellikle projelerdeki Avrupalı arkadaşlarımız bu rakamları görünce şaşırıp hani bir rakam hatası, bir hesap hatası yaptığımızı zannederler ama hayır, Türkiye'de kentsel gelişme dinamikleri Avrupa'dan çok daha farklı. Çok hızlı büyüyor şehirler. Dolayısıyla burada hızlanan nüfus artışı ve onunla gelen yeni kentsel enerji tüketim artışlarını bir kere yenmek ve onu hani aşağıya doğru çekmek konusunda burada mesela %40'lık bir düşüşün hangi sektörlerden kaynaklanabileceği üzerine bir örnek şehir çalışması var. İsmini vermedim ama bu tür rakamlarla karşılaşmamız çok olası. Bir karşılaştırma da vereceğim birazdan. Ama temel salım kaynakları herkesin bildiği gibi bina stokundan ve ulaşımdan ve geri kalandan kaynaklanıyor. KOM sözleşmesinin şöyle bir avantajı var. KOM aslında şehirleri harekete geçirmek, heveslendirmek, resmi görmek için daha çok gayret ediyor. Dolayısıyla bu taahhütlerin içinde mesela sanayiyi dışlamanıza olanak veriyor. İşte tarımı dışlamanıza olanak veriyor. Farklı bir takım fırsatlar sunuyor şehirlere. Ama iklimin 4 meselesinde yani misyon konusunda böyle bir kaçarınız yok. Yani şehirlerin bütününe bakması gerekiyor resmen. Burada tabii iklim nötr hesaplamalarının dediğim gibi ana kaynakları ve içtihadını KOM hesaplamaları oluşturdu. Bu GHG protokolü dediğimiz yıllardır kullanılan standart uluslararası hesaplama bize aslında ışık tutuyor burada. Gene aynı buna benzer bir şekilde iklim nötr yani CCC'leri, işte bu kontratları imzalamaya kalktığı zaman şehirler bunu yapmış olmaları gerekecek. Yani en azından şunu söyleyebilirim, yani hiçbir envanter çalışması, hadi azaltım stratejisinden geçtim ama hiçbir envanter çalışması yapmayıp onu bir ayda yaparak bir iklim kontratına doğru giden bir niyet sözleşmesi imzalamak biraz yani biraz iddialı bir iş olacaktır diyebilirim şahsen, benim düşüncem. Ama buradaki kapsamlar, bunlara çok fazla girmeyeceğim. Çünkü çok alt tarafta teknik açılımları var, hesaplama yöntemleri konusunda çok fazla ayrıntı var. Ama temelde sizin şebekelerden kullandığınız ve evde tükettiğiniz, binalarda tükettiğiniz elektrik ve ısı hedefli enerji tüketimini, yani şebekeden aldığınız kapsam 2 oluyor. Kapsam 1 de yerinde, yani taşınmayan şeylerde, evlerde, binalarda, tarımdan, sanayiden gelen ve ulaşımdan gelen salım kaynaklarınız oluyor. Şimdi bunun bir kapsam 3'ü var ki bu genellikle kent coğrafyasının dışında olabiliyor. Burada tabii şebekeden gelen elektrik en başta bu düşünülebilir ama onun dışında da kente giren çıkan bütün malzeme akışlarını, yani bütün metabolizmayı hesaba kattığınız bir kapsam 3 meselesi var ki bu hala gerçekten ucu bucağı belli olmayan bir şey. Yani bunu hesaplamak da çok kolay değil. Ayrıca iklim nötr kapsı şeyinin içine, kavramının içine bunu sokmamakta da akıllıca bir şey yapmış Avrupa Birliği. Çünkü buralarda çok ciddi bilgi eksiklikleri ve boşlukları var. Onu da söylemiş olayım. Burada gene demin açıklayan, şimdi belediye ölçeğiyle kent ölçeğini karşılaştıran bir tablo koydum. Biz bunu belediyelerdeki eğitimlerde sıkça kullanırız. Demin de söylediğim gibi yani kapsam 2, kapsam 3'ü biraz daha iyi anlayabilmek için bu tablo faydalı olabilir. Ama demin de söylediğim gibi esas olarak burada KOM süreçlerini tabii izliyoruz. Dolayısıyla mesela sanayiyi dahil etmeyebiliyoruz ama iklim nötrü de etmemiz gerekiyor. Şimdi bakın burada bizim bunca deneyimimizin yol açtığı muazzam bir şey var. Veri tabanı var. İlçeler ve kentlerde dağılımları var salımların. Yani şimdi buna bakarak yani 10 saat konuşabilirim. Birbirlerinden farkları, coğrafi yerleri ve mesela o kentlerin özellikleri itibarıyla neden ulaşım öne çıkıyor, neden sanayi değil de işte konutlar ve ticari vesaire. Hani burada çok muazzam bir bilgi birikimi var ama yani bu güzel bir kıyaslama olanağı veriyor bize. Ama temelde gördüğümüz şey esas olarak dediğim gibi yapı stokundan, ulaşımdan ve diğer diyebileceğimiz, eğer sanayi ve tarımı da katarsanız atıklar da dahil, diğer diyebileceğimiz bir gruptan oluşuyor salımlar. Dolayısıyla iklim nötr meselesine eğer eğilecekse şehir, bu kaynakları
nasıl azaltacağını, şimdi biraz sonra bu iklim nötrün biraz tanımından bahsetmek de isteyeceğim ama bu tür bir dağılımı aşağı yukarı bütün şehirlerde görmek mümkün. Tabii ilçeler kendilerine göre farklı problemler yaratıyor şüphesiz. Çünkü hani bir ilçenin en azından mesela ulaşıma baksak, ilçeye giren çıkan araçları oradaki diğer bir ilçenin şeyinden ulaşım kaynaklı salımlarından ayırmak nasıl mümkün olabilir? Hani buralarda tamamen hani ortalamalardan akıllı şeylerden gidiyoruz. Yani çıkarsamalardan gidiyoruz ama büyük şehirlerde tabii bu iş biraz daha kolay oluyor. Tabii o zaman da veri tabanı büyüyor. Veri toplama ihtiyacı artıyor. Evet, şimdi nasıl başlasak diye düşünürken tabii önce bunun hani standart resmi tanımından yola çıkmanın iyi olabileceğini düşündüm. Hani önce İngilizcesini koydum yukarıya. İklim nötr sıfıra indirmek değil. Onu söylemek isterim baştan. Ama temelde çıkarttığınızda sakındığınızın dengelemesinin net sıfıra yaklaşması lazım. Her sektörde, bu şehri ilgilendiren her yerde, yani sanayi, tarım, atık, binalar, aklınıza ne gelirse. Dolayısıyla bu dengeyi nasıl sağlayacağınız konusunda işte bizim Başkanlar Sözleşmesi taahhütlerinde yer alan orta uzun vadeli azaltım planlarında son derece ayrıntılı, hatta yatırım miktarları, rolleri de yani biçerek yapmaya çalıştığımız ortak bir şekilde o şehrin paydaşlarıyla çalıştaylarda genellikle ortaya çıkan salım önlemleri, salım azaltım önlemleri burada hani sizin yol haritanızı aslında çiziyor ama buradaki seçenekler temelde şehirden şehire, o şehrin özellikleri, yatırım olanakları, nereden daha fazla yararlanacağını düşündüğü, işte o paydaşların hangi sektörlerde olduğuyla falan da bağlantılı olarak çok farklılaşabilir. Hani oralarda tek tek şehirlere ayrı ayrı bakmak gerekiyor ama esas olarak 3 adımda bu sıfır salım seviyelerini ya da dengesini sanırım anlatabiliriz. Yani salımları bir kere toplamda dramatik ölçüde indirmemiz lazım ya da tecrit etmemiz lazım. Birinci şey bu, madde bu. Şimdi tecrit etmek deyince burada tabii yanlış anlaşılmaya sebep vermemek için hani sanki dünya hani böyle gider, böyle gelmiş, böyle gider şeklinde bir stratejiyle biz istediğimiz kadar salınımızı yaparız, kömürümüzü yakarız, dizel benzin araçlarımızı çalıştırırız. Arkasından bunları bir şekilde toplar, toprağa gömeriz ya da güzel bir şekilde depolarız falan. Hani bu zaten olanaklı olmayan, teknikleri, teknolojileri de çok fazla piyasada olmayan, mesela endüstriyel proseslerde bunu en azından denendiğini biliyoruz ama mesela burada toplamda bir dramatik azaltımı bu şekilde yapamayacağımızı söylemek isterim. Dolayısıyla elimizdeki tüm teknik teknolojilere ve altyapılara farklı bir gözle bakıp bunları düşük karbon altyapılar ve teknolojiler haline getirmek en önemli ikinci şey olacak burada, adım olacak. Burada tabii fonksiyon değiştirmek de önemli olabilir. Yani karbon kaynaklı bir şeyi dekarbonize bir şeye dönüştürmek, bir işi yapmak için karbonsuz bir teknoloji kullanmak tabii ki en iyisi. Ama orada yatırımınızın yetmediği durumda o işi farklı şekilde yapmayı da düşünebilirsiniz. Yani işte insanları bir yerden bir yere taşıma konusunda verebileceğim örnek, bunun en açık örneği otomobilli ulaşımı, insanların tek tek otomobile binip birer ikişer işlerine gidecekleri yerlere gittikleri bir sosyal organizasyonu tümüyle çok daha düşük salımlı toplumsal teknolojilere, yani toplu taşımaya, trene ya da işte ne bileyim doğalgazla, biyoyakıtla işleyen otobüslere devredebilmek. Mesela bu bir işi farklı şekilde yapmak, yakıt değişimi vesaire. Ama burada farklı biçimler icat edilebilir ve tabii ki inovasyonun, yani dünyada o anda geçerli teknik gelişimin de hani sonuna kadar izlenmesi ve takip edilmesi de gerekecektir. Dolayısıyla aslında büyük ölçekli yatırımların da söz konusu olduğunu söylemekte fayda var. Birazdan onlarla ilgili biraz daha açmak istiyorum. Burada üçüncü olarak bir dengeleme, yani offset meselesi var ki bu da gene artık
elinizde kalan hani son kırıntıları offset etme, ne bileyim hani diyelim ki %15-20 civarında her şeyi hallettiniz de o civarda bir rakam kaldı elinizde savunma bakımından, onu da offset edip hani kendi ülkenizde ya da başka ülkelerdeki temiz enerji kaynağı projelerinden offsetlemek gibi bir yola gidebileceğinizi söylüyor net zero kavramı. Şimdi misyonlara girdik. Burada birkaç tane önemli şey var. Buradaki kritik olay finansman haliyle. Şimdi Avrupa Birliği 100 binlik bir şehrin tabii her şehir birbirinden farklı olacaktır. Yapması gereken yatırım, hani alması gereken önlemler konusunda, ama 100 binlik bir şehir için Avrupa Birliği genelde 1 milyar avroluk bir iklim nötr bütçesi tahmin etmiş diyeyim. Tabii 100 binlik şehirler Avrupa'da çok, ama hani Türkiye'de pek fazla değil. Tabii şehir nüfusu 1 milyona giderse o rakam da tabii belki aynı ölçekte değil ama çok ciddi bir şekilde artacak besbelli. Şimdi burada benim dikkat çekmek istediğim şeylerden bir tanesi bu finansman dağılımı. Şimdi Avrupa Birliği bir 100 binlik şehre yaklaşık 1 milyarlık bir bütçe, iklim nötr bütçesi tahmin etmiş dedim. Hani 100 şehir dediğiniz zaman bu yaklaşık işte 100 milyara falan denk geliyor. Dolayısıyla pardon, 1 trilyona denk geliyor. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin misyon bütçesinin içinin farklı şekillerde nasıl doldurulduğunu ve bundan asosiye ülkeler, yani Türkiye'de dahil faydalanabildiğimizi biliyoruz. Bundan Çağrı da bahsetti farklı programlardan. Ancak yine Çağrı'nın bahsettiği ve bence çok önemli bir konu var. O da Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa Birliği ülkelerinin ve yalnızca AB üyesi ülkelere açık olan fonların varlığı. Bunların arasında structural fund diye adlandırdığımız yapısal fonlar var. Bunların toplam rakamının gördüğünüz gibi demin söylediğim rakama yaklaştığını görüyorsunuz. Bu üye ülke fonları henüz tam belirlenmiş durumda değil. Ayrıca birbirlerinden çok farklı olmaları da muhtemel, ama mesela onların da gelecek senenin ortalarına doğru belirlenmesi isteniyor. Dolayısıyla arka planda Avrupa Birliği bu şeyi kurguyu yaparken misyonlarla hedeflediği eş finansman miktarını arka planda gene şehir ve bölgelerde harcayacağı, bu farklı kaynaklardan paraları da düşünmüş ve yerleştirmiş gözüküyor yerine. Şimdi biz bu kaynaklardan faydalanamıyoruz. Yani bunlar Avrupa Birliği ülkelerine açık kaynaklar. Dolayısıyla bir kere şunu söyleyebilirim. Hani bunu bilerek bir kere zaten bu iklim nötr meselesini değerlendirmek lazım. Ama ikinci olarak bunu değerlendirmesini yaparken bizim ulusal olarak Avrupa Birliği'ne benzer bir biz eş finansman araçlarını devreye sokmamızın da gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun tartışmasını tabii burada yapacak değilim, ama bu asosyal ülkelere açık olan kaynaklar da Avrupa Birliği üyelerine açık olan kaynaklar net bir sıfır durumu yaratıyor. Yani Avrupa Birliği şehirleri bizimkilere göre açık bir şekilde çok farklı kaynaklardan 10 misline 100 misline yakın bir paraya ulaşabilir hale geliyorlar. Dolayısıyla hani bunu da başından bilmekte fayda var. Ben burada sunumu bitireceğim Çağrı. Belki sorularla ilerletebiliriz. Muhtemelen eksik bıraktığım, değinmediğim pek çok yer kalmıştır, ama sorularla umarım kapatabiliriz onu. Ama zaten bir sunumun, bir günlük programın da bütün konuları kapsayabileceğini ummamak lazım. Ama yerel yönetimlere başarılar diliyorum. Bu konularda kapasite geliştirmeleri, bu konuyu doğru düzgün öğrenmeleri çok çok önemli haliyle. Ama bizim de belediyelerle olan, yerel yönetimlerle olan deneyimimizin bize gösterdiği şu ki, Türkiye'de gerek insan kaynağı gerekse kurumsal kaynak bakımından hiçbir eksik yok. Bunu ileri götürecek fırsatlara sahibiz. Teşekkürler. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir sunum oldu. Yani bu özellikle bu karbon emisyonlarının teknik kısımları ve sizlerin bu bilgi deneyimleri çok kıymetli paylaşmanız. Bu anlamda yeniden çok teşekkür ederim. Şimdi aslında sizle beraber şu soruyu cevap vermeye çalışalım. Gökçe Hanım'dan
soru gelmiş Bavet. 2030 yılına kadar iklim taahhütünde bulunarak mı bu beyanı imzalıyorlar diye sormuş belediyeler. Türkiye'de SEAP, SEKAP'a olan motivasyona sahip birçok belediye bazen finansal araçlarda zorlandığı için bazı yatırımları hayata geçiremiyor. Bu yüzden taahhüt gerisinde kalma payımız nedir sizce? Bu konuda ne önerirsiniz? Ne önerirsiniz Bavet, siz öncelikle? Yani şöyle herhalde şimdi her şeyin cevabını verebileceğimi düşünmüyorum ama en azından hani biraz fikir yarıştırmak için şöyle söyleyeyim. Ben de aynı şekilde yaklaşıyorum. Merak ediyorum. Evet. Yani şimdi bakın kontrat diyor yani. Hani sözleşme lafını kullanıyor, tamam mı? Ama kendisi de şeyde açıklama metninde diyor ki yani kontrat lafını kullanıyoruz ama bu bir hukuki metin değil diyor. Yani aslında psikolojik bir etki yaratmaya çalışmışlar. Evet. Hukuki sonuçları evet. olan bir metin değil. Yani o evet. kontratta imza aldığınız zaman size bir yük bindirmiyor yapamadığınız zaman. Aynı şeydeki gibi. KOM taahhütlerinde gibi. Yani KOM evet. taahhütlerinde %40 diyelim 2030'da indirim taahhüdü veriyorsunuz. Planlarınızı gözden geçiriyorsunuz falan ama yani biz yani çoğunlukla yerel yönetimlere çünkü korkar yönetimler. Ya biz burada taahhüt veriyoruz %40 işte bu yatırım yapacağız, o yatırım yapacağız diyoruz. Hani sonradan başımıza ekşimesin bunlar. Şimdi Çağrı'nın konuşurken söylediği şeylerden bir tanesi beni çok güldürdü. Ya bu iklim nötr meselesi çok baş ağrıtıcı bir şey dedi. Tamam mı? Hakikaten de bu taahhütler de belediyelerin başını çok ağrıtmıştır. Hani meclislerden falan geçtiği için yani şeye dönüşüyor tabii. Ciddi taahhütnamelere dönüşüyor. Ama burada kontrat meselesini psikolojik etki yaratsın diye kullandığını açık olarak söylüyor komisyon. Dolayısıyla burada şeyden farklı olarak, SEAP-SEKAP'lardan farklı olarak çok daha ciddi bir yatırım planına ihtiyaç olduğunu senin de slaytlarında gördüğümüz gibi. Yani burada kaynağını nereden bulacağınızı, tamam plan dediğimiz hani böyle bir ciddi bir yatırımın artık hani resmileşmiş bankalar tarafından ne bileyim kabul edilmiş planı değil ama SEAP'larda gördüğümüz, SEKAP'larda gördüğümüzden çok daha ayrıntılı, kalem kalem hangi kaynakları nasıl azaltacağınız, hangi yollarla azaltacağınıza yönelik daha ciddi bir ayrıntılı bir planın ortaya konması gerektiğini söylüyor. Şimdi bu SEAP-SEKAP yapmış yerel yönetimler, onun için de çalışmış arkadaşlarımız zaten bunu bilirler. Hani onların sonunda da bayağı ayrıntılı kalem kalem yani ulaşımın altındaki önlemler, yapılara yönelik önlemler bunları birlikte zaten onlarla birlikte ortaya koyuyor ve planlıyoruz. Şimdi bunun ötesinde ne istiyor iklim nörtürde? Bir kere şunu istiyor. Yani %40'a yetinmiyor. Yani başarılan kısımlardan bir tanesi o. Yani %100 istiyor. %100 yani, istiyor. Evet. Yani demin de söylediğim gibi bu aslında %100'e indirin demek değil şeyleri, salımları. Demin de söyledim hani balans yani dengeyle bağlantılı bir şey. Yani sakınılan salımlar da şeyin parçası, dengenin parçası. Ona da dikkat etmek lazım. Ama hani başartıcı şeylerden bir tanesi bu. Siz şimdi 10 senede %3-5 büyüyen nüfusu ve her sene salımlarını arttıran yeni binalarda yeni insanlar oturuyor, onların şeyleri işin içine giriyor. Her sene yüz binlerce araba trafiğe çıkıyor vesaire. Siz SEKAP'ları yaparken KOM size mesela mutlak değil kişi başı salımları azaltım olasılığı da veriyor. Dolayısıyla bu tabii Türkiye'deki belediyeler için hani ne diyeyim şey simidi yani. Can simidi. Çünkü salımları mutlak olarak azaltmak neredeyse mümkün olmadığı için 10 sene içinde. Çünkü yani tahmin edebileceğiniz üzere önemli bir kısmı Türkiye ortalamasından kaynaklanıyor. Yani şebekeden gelen elektriğin ortalama salımlarını falan hangi belediye değiştirebilir, hangi yatırımla değil mi? Yani şimdi düşündüğünüz zaman zaten buralarda bir takım olanaksızlıklar var. Ama mutlak değil de kişi başı yaptığınız zaman burada can simidi oluyor ve bunu aşabiliyor KOM sürecinde belediyelerimiz. Şimdi iklim nötrde ne yapacaklar? Bu olanak ortadan kalkıyor. Yani mutlak istiyor bir kere. Kişi başı istemiyor. Ve %100 istiyor. Yani işin çok ciddi şey boyutları var. Finansman boyutları var. Sadece finansman da değil, yetki ile ilgili yani genel olarak bir enerji tedariği ve tedarik zincirindeki yetkileriyle ilgili yerel yönetimlerin çok ciddi sorunlar var burada. Ya bilmiyorum cevap oldu mu arkadaşımıza ama yani
şey deyince, taahhüt deyince bunu hani bir sözleşme olarak değil, biraz daha ciddi bir şey olarak belki anlamakta fayda var. Baha Bey, kesinlikle katılıyorum. Benim burada gördüğüm Climate City Contract'ta eğer uygulayamazsa bence kaybedeceği en büyük şey o etiketi alamayacak, mission etiketini alamayacak. O mission etiketi, zaten bütün amaç o etiketi almak. Yani bence buradaki benim Gökçe Hanım'a söyleyeceğim şey, eğer siz günün sonunda taahhütlerinizi yapamazsanız bu etiketi alamazsınız. Bu etiketi alamazsanız da aslında yatırımlardan ya da diğer finansman fırsatlarından faydalanamazsınız. Ama benim, benim gördüğüm bir şey bu aslında, kaybedecekleri şey. Ya günün sonunda sen taahhütleri yeri getirmedin, ne kaybedersiniz? Şey değil yani, parasal bir şey kaybetme yok. Yasal bir şey kaybetme yok. Dediğin gibi bir bağlayıcı değildir diyor. Zaten dökümünün ilk şeyi yasal olarak bağlayıcı değildir. Ama ben baskı uyguluyorum. Avrupa Komisyonu'nun resmi irtibatlarının önünde imzalayacağım diyor. Yani burada bir prestij meselesi var aslında. Böyle evet. Şekilde olayı yapmak istiyor. Ya burada evet. İlk defa resmi Avrupa Komisyonu giriyor. Geçmişte KOM yapıyordu sizin dediğiniz gibi. Şimdi Avrupa Komisyonu ben geliyorum burada, resme ben giriyorum diyor. Benim gördüğüm farklar bu. Baha Bey, birkaç tane daha soru geliyor. KOM'da %40 azaltım hedefi verirken 100 nötrde 2030'da nötr taahhüdü çelişki olmayacak mı? İnanılırlığını kaybetmeyecek mi bu durum diye soruyor. Yani KOM... Ya ikisi. İkisi birbirinden ayrı programlar haliyle ve evet. Avrupa Birliği tabii şampiyonları desteklemek istiyor. Yani şehirlerden öne çıkanları desteklemek istiyor. Orada böyle bir kulüp oluşturuyor. Yani Çağrı da tam öyle söyledi. Yani bir en öne çıkanlar kulübü diyeyim size. Hani şimdi bu şampiyonlar şeyinde bir girişim yaptılar ya, hani en zengin, en süper, meşhur kulüp. Süper kupaydı galiba. Süper kupa şey. Mıydı neydi? Öyle evet, bir şeydi. Sonradan evet, çöktü doğru. Gerçi ama. Evet oldu. Şeyde, şehirlerde de böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bunun da sonradan tabii değişik şehirlere örnek olmasını istiyorlar. Ama bu arada tabii şey lafları da ediyorlar. İşte ille en şampiyonları istemiyoruz. Arkadan gelenlerin de, yani nal toplayanlar da bu şeye dahil olsunlar. Onlar da öğrensinler falan diyor ama şeyin kurgusu itibariyle nal toplayanların bu şeye, kurguya dahil olmaları o kadar kolay değil. Daha sonraki fonlara ulaşım açısından da düşündüğünüz zaman, demin de söyledim. Buralarda gene bir Şampiyonlar Ligi şeyine, karakterine bürünecek gibi geliyor bana. Ve coğrafi olarak da kesinlikle çok net bir şey olacak, yani ayrışma olacak. Orta ve Kuzey Avrupa büyük ölçüde öne geçecek. Yani benim tahminim öyle. Şimdi birkaç tane aslında şey var. Bu özellikle hazırladıkları iklim eylem planları, SEKAP demeyelim de ulusal alanda da hazırlanan iklim eylem planları var. Bunlar Türkçe diyor. Başvuru esnasında biz bunu Türkçe yükleyemeyiz. Biz bunları nasıl çevireceğiz ya da çevirmemiz mi gerekir yoksa nasıl yapmamız gerekir diye sormaktalar. Yani benim görüşüm aslında şöyle, bizde bu planlar var demeleri öncelikle. Bu planların genel çerçevesini yazmak ve daha sonrasında çok fazla detayını olduğu gibi çevirmelerini tavsiye etmiyorum. Ama Baha Bey, siz buranın, siz masanın diğer tarafındasınız. Ben masanın diğer şeyindeyim. Belki bu süreçlerdeki arka planda ne olduğunu siz daha iyi biliyorsunuzdur. Size sormak isterim. Yani burada tabii standart bir ne diyeyim, başvuru süreci var KOM'da da. Yani bir hatta şu anda doğrudan doğruya bir portale giriliyor. Yani bir web sitesine giriliyor. Dolayısıyla ortaya çıkan envanter zaten İngilizce. Yani Türkçe diye bir şey yok. O envanter şeyde, herkesin şeyinde de açık bu arada. Yani herkes herhangi bir şehir eğer onaylanmış bir şey sunmuşsa, plan sunmuşsa 2030'a kadar %40 azaltım planı. Bunu zaten internetten görmek mümkün. Yani şu anda bile hani girip bakabiliriz Türkiye'deki şehirlerin onaylanmış planların ne olduğunu ve nelerden oluştuğunu. Yani belli bir ayrıntıya kadar görülüyor. Dolayısıyla sanırım o yeterli, yani expression of interest dediğimiz kısım için. Ama ulusalda hazırlananlarda sıkıntı olacak o zaman. Evet, yani eğer KOM imzacısı değil ve evet. O standart portal üzerinden girmemişlerse verilerini, onun o zaman en azından özet olarak tercüme edilmesi gerekecek azaltım evet. Planı. Bence de en mantıklısı o şekilde olacaktır. Sağ olun. Şimdi
SECAP'ın ne kadar güncel olmasını bekliyorlar? 2018 tarihli planın komportaldaki ara rapor tarihlerini belirtmek faydalı olur mu? Şüphesiz. Yani zaten onların kendine göre bir güncelleme sıklığı var biliyorsunuz. Şimdi yani yanlış hatırlamıyorsam 2 senede bir onun zaten güncellenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani o güncelleme zamanı gelmiş de yapılmamışsa o zaman zannetmiyorum çok fazla sıkıntı yaratacağını. Çünkü sonuçta hani 2 sene önce ortaya koyulmuş olacak. Onu da yapıyoruz falan gibisinden geçiştirilebilir ama sonuçta hani KOM böyle bir süreci zaten standartlaştırmış durumda. Evet, başka bir şey, SECAP çalışması olmayan kentlerin fazla şansı olmayacak mı? Türkiye'de az sayıda kentin SECAP'ı mevcut. Ben şey diyeyim önce, bir kere dokümanı kitte okursanız aslında prerequisite değil. Yani sunumunda da söyledim. Yani illa SECAP koyun demiyor. Yani bu bir eligibility conditions da değil. Ama Bağ Bey de söyledi, bu aslında sizin işinizi daha çok kolaylaştıracak bir şey. Vizyonunuzu göstermeniz açısından. Yani ve elinizde hazır bir şey olduğunu göstermesi açısından. Döküman zaten şey diyor, yani ben burada katılım durumu seviyesine de bakacağım diyor. Temelden de başlayıp, bugün sıfırdan başlayıp da yapabilirsiniz. Ama yapacağınız iş daha çok olacak, SECAP'ınız yoksa. Ben böyle okuyorum en azından. Yani benim yorumum bu şekilde. Yani Çağrı, işte söylediğin gibi yani burada şimdi bir ay içinde hani resmi çekmek, çok kolay değil yani. Biz yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalarda yani bilmiyorum en sıkışık envanter çalışması bile hani 3 ayın üzerinde çıkar. 3-4 ay çünkü veri toplamak gerekiyor falan. Yani hani bunu adam akıllı şeylere dayanan, verilere dayanan bir şekilde yapabilmek için gerçekten ötürü bir zamana ihtiyaç var. Ama bir çalışma varsa bunu tabii çok daha kolay standartize etmek ve o hale getirmek mümkün olabilir. Şimdi kolay olmayacağı açık yani bu işin. Demin de söylediğim gibi yani bunun KOM'lardan da yani senin söylediğin bu baş ağrıtıcı taraflar, parametreleri de çok fazla. Bir kere hani kısa süreyi hiç saymıyorum yani onun dışında oranlar çok yüksek. Artı bunun yatırım planlarını yaparken ulaşacağınız finansman çok farklı. Yani Türkiye'de de keşke bu yapısal fonlar türü, ne bileyim işte İller Bankası'nın farklı ulusal kurumların kentlere yönelik doğrudan doğruya iklim nötr kentlere yönelik bir takım şeyleri açık olsa şehirlere, bu tür büyük fonlara mesela başvurabilecek durumda olsa yerel yönetimler, o çok ciddi bir fark yaratırdı gerçekten Türk şehirlerinde. Doğru. Yani SECAP olmasa da başvuru yapılabiliyor, doğrudur. Yani yorumlarda görüyorum şu anda birkaç tanesinde. Şöyle izah edeyim, dokümanı okurken ilginç bir şey de gördüm. Asosiye ülkeler, zaten komisyon konfirme ediyor. Asosiye ülkeler bu üye ülkelerin yararlandığı fonlardan yararlanamayacaklar. Onların alternatif fon yaratması gerekiyor. Ama bu misyon etiketi, yani misyon şeyi alırlarsa sadece bu yatırımlardan yararlanamayacaklar. Ama misyon platformu teknik destek vermeye devam edecek. Yani sizin bir Climate City kontraktınız olacak ama fonu nereden buluyorsan bul diyecekler günün sonunda. Yani böyle bir durumla karşılaşacaksınız. Yani Avrupa Birliği ülkelerinden farkımız bu açıkçası. Avrupa Birliği ülkeleri için gidecekleri yerler belli. Bizde bunun yaratılması sana kalmış. Yani sen gene seçilebilirsin. Sen gene mission altında bir şey olabilirsin. Misyon şehri olabilirsin. Ama fon olayını biraz sana bırakıyorum demek istiyor aslında. Böyle okuyoruz şu anki yorumlamalarımıza göre. Eylem, bir şey daha eklemek isterim. Sorularda gelen şeylerden bir tanesi. Mesela Muğla'da yatağan termik santralının Muğla'nın diyelim ki 2004 planlarında nasıl, hangi karakterde yer alacağı meselesi. Şimdi şeyde misyon dokümanlarında bir takım istisnalar var. Yani şimdi mesela oradaki soruda coğrafi sınır belirlemede de bir takım şehrin belirli yerlerini dışarıda bırakma ya da içeri alma gibi şeyler mümkün gibi gözüküyor demiş. Evet, var. Bu istisna, şimdi aslında bu büyük bir grup oluşturuldu bu iş için, platform. O platformu da biliyorsunuz 8. çerçevenin son yeşil mutabakat, evet, kısmında GD1.2'de bir konsorsiyum ile oluştu. Hani oradaki ortakları ve o hazırlıkta da bulunduğumuz için
Maalesef o grubun içine giremedik ama hani o pek çok şeyimiz, dostumuz, arkadaşımız orada. O yüzden biliyoruz ki aslında buralarda kavramlar hala çok net değil. Yani bir kentin hesaplarken, coğrafi sınırlarını çizerken neyin dahil neyin olmadığını, bu iklim nötr ile çakıştırılırken neler dahil edilecek falan, hani mümkün olduğu kadar dokümanlar bunu saptamaya çalışmışlar. Coğrafi sınırlı konusunda istisnalar var. İşte mesela Muğla'da yatağan termik santrali acaba Muğla ilinin şeyine katkıda bulunuyor olarak sayılabilir mi? Yoksa dışarıda bırakılıyor. Çünkü dahil edilirse o zaman hani bütün Türkiye'ye kömür yakarak muazzam ölçüde yükselten salım oranlarını bir santral, bir şehir tarafından kontrol edilmediğine göre, Muğla Belediyesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi tarafından, yani burada yapacağı hiçbir şey yok Büyükşehir'in. Dolayısıyla bunun mesela istisna teşkil edebileceğini düşünüyorum. Yani bu tamamen kişisel fikrim. Ama bizim de aldığımız çeşitli bilgilere göre buralarda hala farklı şeyler, sonuçlar verecek tartışmalar ve şeyler var. Yani bu bir sene boyunca tartışılacak. Bu hala oluştuğunu biliyoruz yani buralarda içtihatların. Kesinlikle. Bence belirsiz noktalardan bir tanesi de buydu. Ben okurken yani termik santralini diğer ülkelerdeki belediyeler ne yapabilir? Yani böyle bir şey yok aslında. Yani bu muallak kalan kesimlerden bir tanesi bu abi. Kesinlikle katılıyorum. Yani asosiye ülkelerin sadece 80 milyon avrodan kasıt sanırsam bu 80 milyon avro 80 değil 50 58 falan misyonun içindeki para ama belki de arkadaş şeyi de hesaba kattı. Yani diğer 9. çerçevenin içinde hani senin gösterdiğin farklı AB kaynaklarını falan da hesaba katsak. Anladım. Yani, evet. Evet yani 100 milyonu geçmeyen bir herkese açık bir kaynak var, yarışmalı bir kaynak var. Ama buna mukabil Avrupa Birliği'nin bölgesel fonları işte demin de özetlediğim birkaç şeyle bunun en az 100 misli bir kaynak Avrupa şehirlerinin hani direkt başvurduğu zaman alabileceği değil ama gene yarışmalı olarak faydalanabileceği bir havuz. Evet büyük bir dezavantaj yaratıyor. Ona ne şüphe. Doğrudur. Ben şöyle bir son soru alalım. Artık bitirelim çünkü 16.30 oldu. Tam etkinlik şey saatimiz. Merhaba, iklim nötr hedefinin tüm şehir için geçerli olması gerektiğini ilettiniz. Anketi incelediğinde coğrafi sınırı tamam hocam zaten cevapladınız Bağ Bey bu soruyu. Bunu cevaplandı diye işaretliyorum. O zaman ben Bağ Bey çok teşekkür ederim öncelikle. Yani ben sizlerle beyin fırtınası şeklinde şöyle daha hala resmi bir yani belirli olmayan noktalar var. Ama önümüzde bir deadline var. Ocağın sonu deadline'ımız. O nedenle bu etkinlik çok kıymetliydi. Umarım herkes çok faydalanmıştır. Etkinlikte yapılan sunumları, bilmiyorum Bağ Bey'den daha izin almadım. İzin almam gerekiyor sonrasında. Ve kayıtları paylaşacağız sizlerle web sitemiz üzerinden. İlgi ve alakanızdan ötürü çok teşekkür ederim. Öncelikle Avrupa Birliği Başkanlığımıza, Türkiye Belediyeler Birliği'mize ve bütün katılımcılarımıza çok çok teşekkür ederiz bu etkinlik için. İyi hafta sonları dileriz. Soru ve görüşleriniz için her zaman bizlerle TÜBİTAK'la iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz. Sağ olun. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere Bağ Bey. İyi günler.